Selamlar sevgili gençler. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. 8. haftanın 3. konusu diyebiliriz aslında. Yani kartezyen çarpımı 2. konu olarak kabul edebilirsek. Fonksiyonlar 1, 2'deyiz sevgili gençler. Hem fonksiyonlar 1 kısmını hem de fonksiyonlar 2 kısmını bu videoda halledeceğiz. Uzun soluklu bir video olacak. Umarım dayanabilirsin ama dayanman da lazım. Bunu da biliyorsun. Şimdi bu haftadan sonra hemen yapmanız gereken şeyi söyleyeyim. Bu haftadan sonra sevgili gençler hem matematiği ilacı hem kendi seçtiğiniz kaynak hem de acil TYT soru bankasından şimdiye kadar geldiğimiz hani o birinci büyük ödev vardı ya işte o birinci büyük ödevden sonraki kısmı mutlaka sevgili gençler yani o konulardan sonraki konuların her birinin konularının sorularını bu kitaplardan bitiriyorsunuz. E, topluluk kısmından yine ödevinizi detaylı bir şekilde yazarım. Topluluk kısmında bazı anketler yapmıştım. Sonuçları benim için değerli olan anketler sevgili gençler bunlar. Yaklaşık 1-2 hafta içerisinde düzenli bir şekilde aynı saate ve aynı güne gelecekten gelecekten gelecek şekilde sizlere canlı yayınlar yapmayı planlıyorum. Bu canlı yayınlarda kullanacağım dokümanları bunlara göre ayarlayacağım. İşte çoğunluk mesela sayısalsa sayısal öğrencilere biraz daha yatkın olacak bu program. Tabii ki iştaharlık öğrencileri de sonuçta matematik yapmak zorundalar. Onlara da yatkın oluyor. İşte mezun 12. sınıf potansiyeline baktım kanalda. Gibi bazı anket sonuçları var elimde. Yine 3-4 tane daha anket yapacağım. Bu anketlere göre de bazı şeyler değerlenecek sevgili gençler. Bu anketler önemli. Katılım yapmayı unutmayın. Şimdi... Fonksiyonlar konumuza başlayalım dilerseniz. Hazır ol ilk defa böyle bir fonksiyonlar dersi dinleyeceksin. E, yüzeysel kesinlikle olmayan, her şeyin çok ince detayına kadar giren bir ders olmayacak. Tamamen sevgili gençler size TYT'de ve AYT'de fonksiyon konusunu e, şu an mantığıyla anlayıp TYT ve AYT'de fonks, çıkan fonksiyon sorularını %100 yapabilmeni sağlayacak bir ders olacak umarım. Sana katkı sağlayacaktır ki ben eminim katkı sağlayacağını. Umarım sen de bu verimi alırsın. Evet fonksiyon kavramı ve gösterimi. Fransızcadan dilimize geçen fonksiyon sözcüğünün Türkçedeki karşılığı aslında işlevdir. Matematikte bir ço çokluğun belli bir kurala göre olarak değişmesi anlamında kullanıyoruz biz bunu. Bu nedenle fonksiyon en genel anlamıyla bir kuraldır sevgili gençler. Tamam yani fonksiyonların kuralları vardır diyebiliriz. Matematik fonksiyonlar üzerine kurulmuştur. Cümlesi fonksiyon kavramının önemli önemini idrak etmede yeterlidir. Lisedeki matematik hocam anlatmıştı. İnsanlar sayılardan önce fonksiyonları bulmuştur. Hatta sayılardan önce birim fonksiyonu bulmuştur diye birim fonksiyon bulunmuştur. Hani ortada bir sayı yok ama birim fonksiyonu insanlar keşfetmişler. Peki nasıl keşfediyorlar? Mesela sevgili gençler birim fonksiyon diyoruz ya. Işte bu hayvanlar evcilleştirildikten sonra belirli bir e, ağla koyuyorlar değil mi bunları ya da belli bir etrafını çitle çeviriyorlar. Hayvanlar kaçmasın diye. E, ve bu hayvanların içeride kaç tane olduğunu bilmeleri için tabii ki sayı lazım. Ama sayı yok. Bu yüzden sevgili gençler insanlar bunları e, daha iyi kavrayabilmek için sayılarını net bir şekilde sayı olmasa da bunların adedini bilebilmek için şu şekilde şurası bir ağıl olsun şurası ağılın girişi olsun sevgili gençler. Şuralara büyük taş, tabii dikdörtgen değil, büyük taş, kaya, kayalıkların üzerine. İçeride birinci hayvana karşılık gelecek olan buraya bir çizgi koymuşlar. İçeriye ikinci hayvan girdiğinde buraya bir çizgi daha atmışlar. Üçüncü hayvan girdiğinde bir tane daha çizgi atmışlar. Dördüncü hayvanda bir tane daha çizgi. İçeriden bir tanesini alıp kesip yediklerinde bunların da üzerini karalamışlar. Ee, bu bize birim fonksiyonu verir. Yani hani Birim fonksiyonda şöyle bir cümle kuracağız. İçi neyse dışı da o olan fonksiyon tarzında. İşte birim fonksiyonu sevgili gençler. Yani fx eşittir x fonksiyonudur. Tamam e, Buranın sonucuna bakmadan burayı bilebiliyoruz. Yani birim fonksiyonda ben sana f5 desem sen direkt buranın sonucuna bakmadan bunun 5 olduğunu anlayacaksın. E, insanlık ilk olarak birim fonksiyonu kullanmış matematik adına. E, lisedeki matematik hocam anlatmıştı. Buradan da sevgilerimi gönderiyorum Serdar hocama. Öyle ki fonksiyon 4 işlemden sonra 5. işlem olarak kabul edilmekte. Şimdi bu önemin, bu önemli terimin matematiksel tanımını görelim. A ve B bu çok önemli arkadaşlar. A ve B boş olmayan iki küme olsun. Bakın A ile B boş olmayan iki tane küme. A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına işleyen bağıntıya A'dan B'ye tanımlı fonksiyon diyoruz. A'dan A'ya tanımlı fonksiyon kısaca A'da tanımlı fonksiyon olarak ifade edilir fonksiyonlar genellikle genellikle f g h gibi harflerle gösterilir, küçük harflerle gösterilir. Şurada önemli olan bir cümle daha var. Bunu da altını çizme altını çizmenizi istiyorum. A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına eşleyen ve şurada her bir eleman. Bunlar önemli terimler sevgili gençler. A kümesinden B kümesine bir fonksiyon tanımlıyorsan A kümesindeki her elemanı kullanacaksın bir kere bu fonksiyonda. Bu bir İkinci olarak da bir ve yalnız bir elemanı eşleyeceksin sen. Yani A kümesinden bir eleman aldın, karşıya götürdün. İkinci bir elemana götüremezsin aynı elemanı. Tamam mı? Pekala. Fonksiyonlar genellikle bu harflerle gösterilir dedik. Bir A kümesinden B kümesine tanımlı f fonksiyonu kısaca şu şekilde gösterilir. Nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? f f fonksiyonu 2 nokta üst üste tanımlıyoruz bunu. Nereden nereye tanımlıyoruz? A'dan B'ye tanımlıyoruz. Araya da bir tane ok koyuyoruz ki nereden nereye tanımlandığı belli olsun. Burada A'ya fonksiyonun tanım kümesi diyoruz. Bakın A kümesi tanım kümesi oluyor. B kümesi de fonksiyonun değer kümesidir sevgili gençler. Sakın a karıştırma. Görüntü kümesi falan demiyoruz. Bak değer kümesi diyoruz. Tamam? Görüntü kümesi farklı bir şey. Eğer f fonksiyonu A kümesinden alınan bir x elemanını B kümesindeki bir y elemanına eşle, ilişkilendiriyorsa y x'in f altındaki görüntüsü veya f'nin x'teki değeri y'dir denir ve bu durum y eşittir f x biçimde ifade edilir. Yani sen şöyle bir kümeden şöyle bir kümeye bir fonksiyon tanımlayacağız. Şimdi. Burası a kümesi burası b kümesi ve buradan buraya bir f fonksiyonu tanımlıyorsun. f 2 nokta üst üste a'dan b'ye tanımlı diyorsun. Aynen bu şekilde ifade edebilirsin. Ve sen şuradaki bu kümenin içerisindeki bir x elemanını Karşıdaki y elemanına bu fonksiyon eşleştirmiş ise bununla bunu ilişkilendirmişse o zaman diyorsun ki e, x'in f altındaki görüntüsü y'dir diyorsun. Tamam mı? Şuradaki oku göstermene gerek yok tabii ki. x eşittir y'dir diyorsun. Peki tanım kümesindeki elemanların fonksiyon altındaki görüntülerinin oluşturduğu kümeye fonksiyonun görüntü kümesi diyoruz ve bunu da fa ile gösteriyoruz sevgili gençler. Bakın FA diyoruz. Yani A kümesinin tamamını F'in içerisine atmış bulunuyoruz. Böyle bir küme mevcut olabilir mi? Olur. Yani sen sadece içeriye reel sayı yazmak zorunda değilsin. Sonuçta değişkenle yazabiliyorsun. Sonuçta küme de yazabilirsin. Ve A kümesini yazarsam bu demek oluyor ki A'nın her elemanının F altındaki görüntüsü diyoruz. Görüntü kümesi ortak özellik yöntemiyle aşağıdaki şekilde gösterilir. FA'yı ben ortak özellik biçimine göstereceksem... Öyle fx'lerden oluşuyor ki bu fa kümesi x'ler a'nın elemanı. Yapmış olduğumuz fonksiyon tanımındaki şu iki özelliği vurgulamamız gerekir. Birinci özellik tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesinden bir elemanla mutlaka ilişkilendirilmiştir diyoruz. İkinci özellikle tanım kümesindeki herhangi bir eleman değer kümesinden en fazla bir elemanla ilişkilendirilmiştir. Yani biz bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Mesela şöyle iki tane kümemiz olsun yine. Tamam mı? Ee, Mustafa Yağcı Hoca'nın kitabında yazan bir hikayedir. Burası yağmurda kalan insanlar. Dışarıdaki insanlar. Burası da oteller. Burada insanlarımız var. Varsayalım ki A kişisi, B kişisi ve C kişisi diyelim. Karşıda da, karşıda da X oteli, Y oteli, Z oteli ve T oteli vardır diyelim. Tamam mı? Şimdi amaç fonksiyon olabilmesi için burada A kümesinden B kümesine tanımlan, tanımlanan bağıntının fonksiyon olabilmesi için yağmurda ıslanan bir tane bile insanın kalmaması gerekiyor ki insanları sadece otellere götürerek yağmurdan kurtarabilirsin diyelim. E şimdi buradaki A kişisi karşıdaki bir otel'e gitmek zorunda, bir tane otel'e götürdüm. B kişisi de Z oteline, C kişisi de Y oteline gitmiş olsun. Şu an burada yağmurda ıslanan bir insan var mı? Yok. Tamam. O zaman biz buradaki her insan yağmurda ıslanmıyorsa o halde şunu söyleyebiliriz sevgili gençler. Bu bir fonksiyondur. Tabii bir de şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Burada A kişisi kalkıp hem X otelinde hem de Y otelinde kalamaz. Fonksiyon değil demek ki. Bu şekilde bir şey varsa fonksiyon değil diyoruz. İkinci olarak da sevgili gençler, bunların her biri toplanıp şöyle yapalım. Şurayı silelim. Bunların her biri toplanıp X oteline gitsin. Şunu söyleyemezsin sen. İşte Y, Z ve T otellerine kimseyi göndermedik. dolayısıyla bu bir fonksiyon değildir diyemezsin. Çünkü arkadaşlar amacımız sadece şu. Yağmurda ıslanan insan kalmasın. Buradaki 3 insanı da götürdüm. X oteline yerleştirdim. Bütün parayı X oteli kaptı. Buradaki Y, Z, T otelleri iş yapmadı. Bizi ilgilendirmiyor. Amaç yağmurda insanın kalmamasıydı, ıslanmamasıydı. Dolayısıyla biz bunu başardık. Bu bir fonksiyondur diyebiliriz. Daha sonrasında bunu zaten sabit fonksiyon olarak nitelendireceğiz. Dikkat edilecek olursa bir fonksiyonun görüntü kümesi, değer kümesinin bir alt kümesidir. FA alt küme B'dir yani. FA'ya görüntü kümesi dediğimizi unutma. B de değer kümesiydi. Yani her görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesi. Bunu da unutma. Bu durum aşağıdaki gibi şeması şemasıyla açıklanabilir. Mesela bu A kümesinde 1, 2, 3 elemanları var. B kümesinde de A, B, C, D elemanları var. A, bir elemanı A'ya, iki elemanı C'ye, üç elemanı da B'ye gitti. Ve sadece ama sadece gidilenlerin kümesini oluşturursam ben işte şurasıdır diyebilirim. İşte arkadaşlar sadece buradakilerin görüntüsü olan kümeye görüntü kümesi denir. Ama bu kümenin tamamı da yani D'yi de barındırdığında buna da değer kümesi diyorduk. Böylelikle sen ABC kümesinin ABC elemanlarından oluşan kümenin ABCD elemanlarından oluşan kümenin bir alt kümesi olduğunu zaten biliyorsun bir önceki konumuzda. <laughs> Şimdi dikkat edilmesi gereken bir bilgi. F A'dan B'ye bir fonksiyon. Burada örneklemelerle size çok güzel açıklıyoruz her şeyi. Üçgen 2'ye daire 1'e karede 3'e gitmiş. Bakın buraya görüntü kümesi diyorduk. Bunun tamamı değer kümesiydi. Bu taraf yani tanımlanan kümede tanım kümesi. Bunun bu fonksiyonun tanım kümesini liste biçiminde gösterecek olursak üçgen daire kare şu. Değer kümesi buradaki elemanların tamamı yani 1, 2, 3, 4. F fonksiyonunun görüntü kümesi de şudur sevgili gençler. F a 1, 2, 3 sadece 1, 2, 3'e gidilmiş burada. Özel olarak F kare de kaça gitmiş? 3'e gitmiş. O zaman F kare de 3'tür. Burada F üçgen 2, F daire 1, F kare de 3'tür diyoruz. İşte fonksiyonun temel e, bilgileri bunlar sevgili gençler. Tamam yani sen bunları başarabildiysen bir fonksiyon üretebilmişsindir demektir. Hemen sen de şu kısma tanım kümesi tanım kümesi 5 elemanlı e, değer kümesi değer kümesi 7 elemanlı ve görüntü kümesi görüntü kümesi 4 elemanlı olan bir fonksiyon çiz. Tamam hemen. Şimdi Şuna bakalım sorumuza. A kümesi K, M, N'den B kümesi 0, 1, 2'den olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangileri A kümesinden B kümesine bir fonksiyon belirtir? Bir kere ilk şartımız neydi? Yağmurda insan kalmayacak. Yani K'yı, M'yi, N'yi mutlaka karşıya götüreceğiz. Bakın K, M, N gitmiş. K iki farklı otele gitmiş. Direkt eledik bakın. Değil mi? Aynı insan iki tane otele gidemez. K bir 1'e gitmiş bir de 0'a gitmiş. Bunu yazamayız. Burada K açıkta kalmış. ıslanıyor Gitti. Burada da ya, e, otelleri insanlara götürmüş. O zaman bu da yanmış. A kümesinden B kümesineydi. Demek ki sevgili gençler tek olan 1'miş. K1'e gitmiş. M0'a, N'de 2'ye gitmiş. Bu bir fonksiyondur. Çünkü hiçbir insan yağmurda kalmamış. Ve hiçbir insan birden fazla otele gitmemiş diyebiliriz. Sadece birdi fonksiyon olan şık. Aşağıdaki VEN şemalarıyla verilen ifadelerden hangilerinin bir fonksiyon olduğunu bulunuz. Bakın. 1 A'ya 2 B'ye 3 de B'ye gitmiş. Buradakiler iş yapmıyor sıkıntı değil. Buradaki otel 2 tane müşteri almış. Hiç sıkıntı değil. Buradaki bir tane almış. Gene sıkıntı değil. Burada yağmurda ısıtan eleman yok. Ve bir kişi birden fazla otele gitmemiş. Bu bir fonksiyondur. Bakın bir kişi birden fazla otele gitmiş. Fonksiyon değildir. Bakınız 1 A'ya 2 B'ye 3 C'ye 4 D'ye çok nizami bir fonksiyondur. O halde cevabımız nedir? 1 ve 3'tür sevgili gençler. Bir diğer sorumuzdayız. Kazım bir zarı atıp zarın üst yüzüne gelebilecek tüm sonuçları bir fonksiyonun tanım kümesi olarak yazmıştır. Zarın üst yüzüne gelebilecek sayılar nedir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Kazım tanım kümesindeki her bir elemanı bir eksiği ile eşleştirerek bir fonksiyon oluşturmuş. Yani 1'i 0 ile 2'yi 1 ile 3'ü 2 ile 4'ü 3 ile 5'i 4 ile 6'yı da 5 ile eşleştirmiş yani. Buna göre Kazım'ın bulduğu fonksiyonun tanım değer ve görüntü kümelerini bulunuz. Arkadaşlar tanım kümesi işte şurasıdır. Değer kümesi işte burasıdır. Görüntü kümesini bulunuz demiş. Görüntü kümesi de şu içeri çizdiğim kümedir sevgili gençler. Şöyle yapacak olursak. Yani bunun değer kümesi ile görüntü kümesi birbirine eşit olmuş oldu. Tamam. Geçtim. Bir diğer sayfamdaki ilk soruma. A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyonumuz var fx 1 2x biçiminde tanımlanmış. Bu fx'in kuralı. A kümesi eksi 1 ile 4 arasındaki reel sayılar olduğuna göre f a kümesini bulunuz. Şimdi gençler bir daha biraz düşünelim bakalım. Bu tarz fonksiyonların doğrusal fonksiyon olduğunu söyleyeceğiz ileride. Eğer birinci dereceden bir ifade bulduysanız o halde hemen şunu yapacaksınız. Verinizde böyle bir küme varsa. Eksi 1'i yerine yazın. 1 eksi 2 çarpı eksi 1. Kaç gelir arkadaşlar? 3. 4'ü yerine yazın. 1 2 kere 4. O da eşittir. 1'den 8'i çıkardım. Eksi 7. Şimdi burası tam bir aralık olduğu için tamam mı? Yani eksi 1 ile 4 arasındaki tüm reel sayılardan bahsediyoruz. Burada 3.5 da var. 3,72 de var. 1,28 de var. 0,001 de var. Hepsi var. Burası sayı doğrusu üzerindeki net bir nokta. Burası da sevgili gençler birinci dereceden bir ifade olduğu için Küçük olan hangisi bu? O zaman F'a kümesi diyeceksin. Eşittir. Eksi 7'den 3'e kadar olan aralıktır diyebilirsiniz sevgili gençler. Geçtim şu kısma. F bir fonksiyon olmak üzere. A'ya A. A artı 2'ye 3. 3'e A eksi 1. Ve F B'de kaçmış? 1'miş. Olduğuna göre F fonksiyonun tanım kümesindeki elemanların toplamı nedir? Diye sorulmuş tanım kümesindeki elemanların toplamı. Şimdi bir düşünelim bakalım. A'yı A'ya götürmüş. A'yı A'ya götürmüş. A artı 2'yi 3'e götürmüş arkadaşlar. Ve 3'ü de nereye götürmüş? A eksi 1'e götürmüş. Bunun yanı sıra FB'de neymiş sevgili gençler? 1'miş. Bu fonksiyonun tanım kümesindeki elemanların toplamı sorulmuş. Bir kere bizim tanım kümemiz neresi sevgili gençler? Şurası. Bu elemanların toplamı da 2A artı 5 mi yapar? Aynen öyle yapar hocam. E güzel. FB'nin 1 olması gerektiğini söylemiş bize. FB'nin 1 olduğu bilgisini bize vermiş. Peki ben bu FB'nin 1 olduğunu nerede kullanacağım? Bir kere bu buraya gitmiş. Burası 1 değil. Dolayısıyla A artı 2'nin B'ye eşitliğinden falan bahsedemeyiz. Şimdi A'da A da A'ya gitmiş. 3 de A eksi 1'e gitmiş sevgili gençler. Ve F bir fonksiyon demiş. Tamam. Burada açıkta eleman falan kalmıyor yani. Pekala. A A'ya gitmiş <laughs> 3 de A eksi 1'e gitmiş dersek. Bakınız ben F A eşittir A dersem varsayalım ki A dersem A eşittir 1 olsun varsayalım ki. Şimdi burası ne olur? F e, 1 eşittir 1 olur. Ve A 1 olursa birden 1 çıktı 0 kalır. F 3 de kaç olur sevgili gençler? 0 olur. 1 eksi 1'den kaynaklı 0 olacaktır. F fonksiyonunun tanım kümesindeki elemanların toplamı demiş ya. Ben A'yı 1 bulmuştum. Bakın burası 1. E 1 olursa burası 3. E burası da 3. Hayda. Demek ki sevgili gençler A 1 olmayacak. Yani önce kendi hatamızı burada fark edeceğiz. Çünkü deneyebileceğimiz 2 tane vardı. Birincisini denedik olmadı. Ki bilinçli olarak denedim. Şimdi demek ki burası bu şekilde olmayacak sevgili gençler. Nasıl olacak hocam? Yani hatamız neydi? Hatamız şu. Bakınız. Ben f a'yı a olarak kabul ettim ve a'yı 1 dedim ya. Demek ki f3 eşittir. a eksi 1 olacakmış. Ve a eksi 1 1'e eşit olacakmış. a eksi 1 1'e eşitse a kaçtır arkadaşlar? 2'dir. a 2 ise bak burası 2 olur. Bak burası 4 olur. Burası da zaten 3. Doğru mu? Doğru. O zaman bir sıkıntı yok. Ben bunları toplayacağım. İstersen şurada yerine yaz 2'yi. 2 kere 2 4 artı 5'ten 9 istersen buradakileri topla gene 9 bulursun. Tanım kümesindeki elemanların toplamı 9'dur sevgili gençler. Geçtim. N doğal sayılar, R reel sayılar, Z de tam sayılar. Bunları biliyoruz olmak üzere. Bu ifadelerden hangileri bir fonksiyon belirtir? Şimdi fonksiyonun tanımlı olması lazım. Yani bağıntının doğru düzgün tanımlı olması lazım ki fonksiyon olabilsin. Hadi o doğru düzgün tanımlıdan bir ne kastımız ne onu bir bakalım tam sayılardan reel sayılara demiş. Ben buraya hangi tam sayı yazarsam yazayım karşılığında bir reel sayı alırım. Doğru mu? Doğru. Bu bir fonksiyondur. Pozitif tam sayıları e, pozitif tam sayılardan doğal sayılara tanımlıymış. Mesela bana bir tane rastgele pozitif tam sayı söyleyin. 7 ya da 7 olmasın da 8 diyelim. 8 eksi 4. 4 yapar. 4 bölü 3. şimdi ne, nereye gitmesi lazım bizim elemanlarımızın? Doğal sayılara. Peki 4 bölü 3 bir doğal sayı mı? Tabii ki değil. O halde bu da ee, fonksiyon değil. 4 bölü 3 doğal sayı değil diye yaptık ama neden biliyor musunuz? Çünkü 8'in görüntüsü yok. 8 yağmurda kaldı ıslandı. 8'i yazdım ama karşılığında bir yere gönderemedim. R'den R'ye bu bir fonksiyon mudur? Her elemanın tanımlı olması gerekiyor dedik. Eksi 3 sayısı 1 reel sayıdır. Ve ben eksi 3'ü buraya yazarsam burası 1 bölü 0 gelir. 1 bölü 0 tanımsızdır. Yani eksi 3 elemanı yağmurda kaldı ıslandı. Bu da gitti. Doğal sayılardan reel sayılara 7 eksi x şimdi doğal sayı. Gelin buraya doğal sayılardan 8'i bir yazalım. Kök içerisinde 7'den 8'i çıkar eksi 1. Kök içerisinde yani karekök içerisinde eksi 1 diye bir ifade var mı? Yok. Demek ki bu da tanımsız. Bunların içerisinden sadece ama sadece yalnız bir bizim fonksiyon bizim fonksiyonumuzdur diyebiliriz. Aradığımız fonksiyondur diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruya. R'den R'ye olmak üzere f fonksiyonu. ax 9 biçiminde verilmiş. F eksi 2 de 15 olduğuna göre f1 kaçtır? Şimdi f eksi 2 diyor ya bak. X görülen yere ne yazılmış arkadaşlar? Eksi 2 yazılmış. O zaman sen buradaki x gördüğün yere de aynısını yazacaksın. Eksi 2 a eksi 9 eşittir 15'tir diyeceksin. Böylelikle eksi 2 a'yı bu tarafa 15'i bu tarafa atarsan. 2 a eşittir 15'e 9 ekleyin. 24 eksi 24 oldu. A kaçtır arkadaşlar? Eksi 12'dir. Şimdi A'yı buldum ne işime yarayacak? Fx'i buldum aslında ben. Fx eşittir. Eksi 12 x eksi 9'muş. E güzel. Ne sorulmuş bize? F1. Hadi bulalım. F1. X gördüğüm yere bu sefer ne yazacağım? 1. Eksi 12 kere 1. 12. Eksi 9. Eksi 12 eksi 9 daha kaç yapar? Eksi 21 yapar. Cevabımız budur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer sayfama. F bir fonksiyon olmak üzere. F3x artı 7 artı f2 artı 3 eşittir. 8 eksi 3 eşitliği veriliyor. F1 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bizim F1'e ihtiyacımız var. F1'i bulabilmek için ne yapılmalı? Buna önce karar vereceğiz. Ben X gördüğüm yere öyle güzel bir şey yazmam lazım ki F1'e direkt odaklanabileyim. Bak mesela burada eksi 2 yazsam ne olur? Eksi 2 artı 3'ten 1 gelir. Peki burada eksi 2 yazsam ne olur? Çünkü buraya yazdığım zaman buraya da yazmak zorundayım. Burası da eksi 6 artı 7'den 1 olur. Çok güzel. Demek ki X gördüğümüz yere ne yazılacakmış? Eksi 2. Hadi yazalım. F 3 kere eksi 2 eksi 6. 7 daha 1 yapar. Artı eksi 2 artı 3 1 yapar. Gene F1 eşittir. 8 eksi 3 kere eksi 2. Bakın şurası kaç yapar? 14 mi yapar? Bakalım. 8 artı aynen 14 yapar. Şurada ne var? 2 tane F1. 2 tane F1 sevgili gençler 14 ise bir tane F1 kaçtır? Tabii ki 7'dir. Demek ki F1'in cevabı neymiş? 7'ymiş sevgili gençler. Bir diğer soru. Fx fonksiyonu fx eşittir x doğal sayısının asal çarpanlarının toplamı şeklinde tanımlanıyor. Buna göre fx eşittir 13 eşitliğini sağlayan iki basamaklı en büyük sayı kaçtır? Şimdi x doğal sayısının asal çarpanlarının toplamı deniliyor. Yani fx'in kuralı buymuş. İçine aldığı sayının x, bu doğal sayının asal çarpanlarının toplamına götürüyormuş kendisini. fx de neymiş? 13'müş. Yani bir öyle bir sayı bulmamız gerekiyor ki asal sayı asal çarpanlarının toplamı 13 olsun. İki basamaklı en büyük sayıyı sormuş. Şimdi asalların içerisinden toplamı 13 olan ne var? Bir bulalım arkadaşlar asal e, toplamlarını. Bir kere sadece 13 olabilir. Hani bir sayının asal çarpanları tabii bir asal değil ama her sayının çarpanı olduğu için yazdım. 13 1. Başka ne olabilir? 11 2 ve 1 olabilir. Değil mi? 1 kere 1 çarpı 2 çarpı 11 olabilir. Başka ne olabilir? Bir kere şunların toplamı. Asalları buraya yazıyorum. Birlerin hepsini bu tarafa yazıyorum. Haberin olsun. Bunların toplamı 13'tür. Başka ne olabilir arkadaşlar? 7'yi kullanarak yazabileceğimiz bir şey yok. 5'i kullanarak yazabilir miyiz? bir düşünelim. 5'i yazdım. 3'ü yazsam 8 tekrar 5 kullanmak zorundayım olmaz 7'nin yanına 5 yazdığım zaman 12 yapar olmaz 11 ile 2 kaldı sadece ya değil mi Çünkü 2 var 3 var 5 var 7 var 11 var 13 var bunlardan bunu kullandım şunu kullandım başka Kullanabileceğim bir şey yok 7 2 daha 9 5 14 olmuyor tamam Sadece bunlar peki Ben burada ya 13'ü üretirim ya da 169'u üretebilirim. Tek asal çarpanları bunlarsa karesi olduğu için 169'u üretebilirim dedim. Ama iki basamaklı demiş. En büyüğü bu şu an. 11 ve 2'den 22 üretilebilir. Gene 11 ve 2'den 44 üretilebilir. 66, 88 üretilebilir. Başka bir şey üretilebilir mi? Hayır. O halde sevgili gençler buranın da en büyüğü budur. Yukarı tarafın en büyüğü zaten alt, alt tarafın en küçüğünden bile küçük olduğu için. Bizim cevabımız 88 olacak. En büyük sayı kaçtır denilmişti? Cevap 88'dir diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. fx 2x-3 bölü 4 fonksiyonu veriliyor. fx artı bir fonksiyonunu bulunuz demiş. Bakın ben şimdi burada size f2 kaçtır diye sorsam siz ne yaparsınız? x gördüğünüz yere 2 yazarsınız. Şimdi ben size fx artı 1 kaçtır diye soruyorsam size hiç aynı şekilde x gördüğünüz yere x artı 1 yazacaksınız. 2 çarpı Tabi parantez içinde yazsanız daha çok 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 güzel olur ve doğru olur. Bölü 4. Üst tarafı dağıtalım. 2x artı 2. Artı 2 eksi 3 kaç yapar? Eksi 1 yapar. Bölü 4. İşte fx artı 1 fonksiyonu budur sevgili gençler. fx 5x eksi 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f2x fonksiyonunun fx cinsinden eşitini bulunuz demiş. Şimdi fx bu. f2x ne olur sevgili gençler? f2x eşittir. 5 çarpı 2x eksi 1 olur. Yani 10x eksi 1 olur. Şimdi bunun 5x eksi 1 cinsinden eşiti sorulmuş bize. Ben bunu şöyle yazabilirim. 2 tane 5x eksi 1 deyip böylelikle ne gelir arkadaşlar? Bakın buradan 10x eksi 2 gelir. Ama bize 10x eksi 1 lazımdı. Bir de artı 1 olur. Peki gençler şurası neydi? Burası fx'in ta kendisiydi. O halde ben buraya ne yazacağım? 2 tane fx artı 1 yazacağım. Ki gerçekten şuradaki fx'i 2 ile çarpın. 10x eksi 2 1 ekleyin 10x eksi 1 yapar buranın aynısı olur. İşte buna birbiri cinsinden yazma diyoruz. Şimdi geçtik şuna fx eksi fx eksi 1 eşittir 3 fonksiyonu veriliyor. f0 1'dir buna göre f12 kaçtır? Şimdi arkadaşlar f0'ın 1 olduğu falan verilmiş bize. Ben öncelikle x gördüğüm yere 1 yazmak istiyorum. x gördüğünüz yere 1 yazarsanız f1 eksi f0 elde edersiniz. Bu da kaçmış? 3. Pekala. Evet, şimdi x gördüğümüz yere 2 yazalım. F2 eksi f1 eşittir. Bu da 3 olur. Çünkü burada bir şey, herhangi bir değişken yok. Hep 3'e eşitmiş burası. X eşittir 3 için f3 eksi f2 eşittir kaç olur arkadaşlar? Yine 3 olur. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu bu şekilde devam ediyor. Bizden f12 istenmiş. Ben o yani x gördüğüm yere 12 yazarsam tıp 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 diyelim şöyle. X gördüğüm yere 12 yazarsam f12 eksi f11 1 olur. 1 eksi eşittir gene 3'tür. Gelin bunların hepsini taraf tarafa toplayalım. Bakın F1 eksi F1. F2 eksi F2. F3 eksi F2. F F3 eksi f 1 f 2 eksi f 2 f 3 eksi f 2 f 3 eksi f 3 En son F11 eksi F11. Geriye kalan tek şey F12 eksi F0 oldu. F0 da zaten kaçtı? 1'di. O halde F12 eksi 1 yazdım. Eksi F0 yerine eşittir. Hocam eşittir ne? Bakın burada 1'den 12'ye kadar yazdık. Yani toplam 12 tane 3 yazdık. 12 tane 3'ün toplamı kaçtır? 36'dır. Eksi 1'i karşıya atarsam F12 eşittir. 37 olacaktır sevgili gençler. Bu da bizim cevabımızdır diyeceğiz. Geçtim 10. sayfama. F x kare eksi x eşittir. Eksi 3 x kare artı 3 x artı 11 fonksiyonu veriliyor. Buna göre F5 kaçtır diye sorulmuş. Burada... Bir şeyleri zorlamaya ihtiyacımız yok. Çünkü e, madem zorlayacak bize bu soruları sormazlar zaten. Tamam ÖSYM de aynı şekilde. Böyle zorlayıcı, işlem kalabalığı olan, çatır çutur işlem yaptığım bir türlü gelmeyen soru bulamaz. Peki burada ne yapmamız lazım? X kare eksi x diyor. Buna benzer bir şeyi bu tarafta yakalaman lazım. Bakın ben burayı şöyle yazabilir miyim? Eksi 3 parantezinde. Burası ne olur biliyor musunuz? X kare eksi x olur sevgili gençler. Artı bir de neyimiz var? 11'imiz var. Peki Arkadaşlar. Bakın bu neye eşitti? f F, x kare eksi x'e eşitti. Doğru mu? Doğru. Bakın f'in içinde bu varken burada da bu var. Bu bir tesadüf mü? Hayır. Demek ki ne oluyormuş? f içine aldığı ifadenin önce eksi 3 ile çarpıyormuş bu ifadeyi sonra 11 ekliyormuş. O zaman fx nedir? İçine aldığı ifade burada x iken önce eksi 3 ile çarpıyor. Sonra 11 çıkarıyor. Pardon 11 ekliyor. E madem öyle f5'i biz kolayca bulabiliriz. Eksi 3 tane 5. Önce eksi 3 ile çarpacağım. Sonra 11 ekleyeceğim. Eksi 15, 11 eklersem kaç olur? Eksi 4 olur. Cevabımız budur diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. fx artı y eşittir. fx çarpı fy fonksiyonu veriliyor. f2 eşittir 3 olduğuna göre f10 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi f2'nin ne olduğunu biliyoruz biz. f10 soruluyor. Dikkatli bir şekilde izleyelim. Şimdi ben f2'nin 3 olduğunu biliyorum ya. Şöyle desem olur mu? f2 artı 2. Eşittir. F2 çarpı F2. Böyle bir şey yazsak olur mu? Sonuçta buraya da 2 yazdım. Buraya da 2 yazdım. Buraya da 2 yazdım. Buraya da 2 yazdım. E peki olur hocam. F2 kaç? 3. E burası 3'müş. Burası da 3. 3 kere 3 9 yapar burası. E burası ne yaptı? F4. Bakın F2'den F4'e ulaştım. F4'ün 9 olması gerektiğini buldum. Peki başka ne yapılabilir? Bakın arkadaşlar. F2 artı 4 yazacağım bu sefer de. Bu da F2 çarpı F4'e eşit değil midir arkadaşlar? Aynen öyle hocam. Peki şurada çarpı vardı. F2 neydi hocam? 3. F4'ü kaç bulduk? 9. 3 kere 9 kaç yapar? 27. E burası ne oldu? F6. F6 eşittir 27. Bizden F10 istenmiş. Ben bunu F4 artı 6 yazsam. Karşı tarafta F4 çarpı F6 olur mu? Olur. Peki F4 artı 6 kaçtır arkadaşlar? F10'dur. Nedir? F10'dur. F4 kaçtı? 9. F6 kaçtı? 27. Yani 9 kere 27 olacak burası da. O da 243 yapar. Zaten bize F10 sorulmuştu. Cevabımız 243'müş diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıda dik silindir biçiminde olan sarı, kırmızı, mavi ve yeşil 4 tane beher görseli verilmiş. Fx eşittir. X rengindeki kabın hacminin tüm kapların hacimlerinin toplamına oranı Şeklinde tanımlanır. Fs 1 bölü 8'miş. Yani bunun hacmi V ise Diğer tam hepsinin tamamının hacmi 8'miş. 8 fm' de 3 bölü 10'muş. Yani bunun hacmi 3K ise Tamamının toplamının hacmi 10K Diyebilirmişiz. Peki ben bunların Yerine şunu desem. Bak burada da tüm hacim var. Burada da tüm hacim var. Şimdi madem öyle Hem 8'i hem de 10'a bölünebilen Bir sayı olsa. Mesela 40 gibi. Tamam. O halde ben burayı 5 ile genişleteyim. Burayı 4 ile genişleteyim. 5 kere 1'den burası 5 yapar. 4 kere 3'den burası 12 yapar. Aslında ben buna 5 ve aslında buna da 12 ve diyebilirim. Ve tamamının toplam hacmi de 40 V'dir. Tamamı 40 V'dir sevgili gençler. Diyor ki FK artı FY toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Ben buna X buna Y desem. Tamam mı? FK artı FY demiş ya. Bir tanesi X bölü 40 olacak. Öteki de y bölü 40 olacak. Ve tamamından yani 40 bölü 40'tan ben şunların toplamını yani 5 artı 12'den 17 v'yi çıkarırsam 17 bölü 40 çıkarırsam bulurum. Bu da kaç yapar? 23 bölü 40 olur. İşte sevgili gençler fk artı fy f 23 bölü 40'tır diyebiliriz. Geçtim 11. sayfama fonksiyon sayısını işleyeceğiz şimdi. Fonksiyon sayısını örneklendirerek kuralını bulalım. Misal örneğin A kümesi 1 2 3 4'ten oluşan yani 4 elemanlı bir küme, B kümesi de x y z'den oluşan yani 3 elemanlı bir küme. Bu kümeler verilmiş. A kümesi bu, B kümesi de bu Venn şemasıyla gösterilmiş. f fonksiyonu A'dan B'ye fonksiyon olması için tanım kümesinde açıkta eleman kalmaması ve her elemanın yalnız bir görüntüsünün olması gerekirdi. Şimdi tanım kümesindeki elemanların her birini değer kümesinin elemanlarıyla eşleştirmeye başlayalım. 1, 2, 3 ve 4 sayılarının yani şunların her birinin değer kümesinde eşleşebileceği kaç tane eleman var? Mesela bu kaç tane otele gidebilir? 3. Bu, bu da 3 tane, bu da 3 tane, bu da 3 tane otele gidebilir. Dolayısıyla çarpma yoluyla saymadan 3 çarpı 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 3 üç üzeri 4 tane fonksiyon tanımlanabilir. Sonuç olarak A ve B boştan farklı iki küme olsun. S yani A yani A'nın eleman sayısı M ve B'nin eleman sayısı N olmak üzere A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyonların sayısı N üzeri M'dir. Yani buradaki eleman sayısı 3, buradaki eleman sayısı 4 iken 3 üzeri 4 tane fonksiyon varsa burada N tane burada M tane eleman varsa N üzeri M tane fonksiyon çıkarabilirsin sen. A ve B ayrık iki küme. Birleşimleri 12. Farkları ise B'nin A'dan farkı ise 8 olduğuna göre A'dan B'ye kaç tane fonksiyon yazılabilir demiş. Bunların ayrık iki küme olduğunu zaten söylemiş bize. Birleşimlerin 12. Burada 8 tane eleman varsa burada 4 tane eleman vardır. O zaman e, ne sorulmuş bize? A'dan A'ya. Yani ona dikkat edin. Burası B. A'dan A'ya fonksiyon tanımlayacaksak eğer F fonksiyon tanımlayacaksak 4 üzeri 4 tane vardır diyebiliriz. Eğer A'dan B'ye fonksiyon G fonksiyonu tanımlayacak olsaydık 8 üzeri 4 tane. B'den A'ya tanımlayacak olsaydık 4 üzeri 8 tane fonksiyon vardır diyebilirdik. Sorumuz Hasan aşağıda verilen kümelerden birini tanım diğerini değer kümesi seçip bir f fonksiyonu tanımlayacak. Buna göre Hasan kaç farklı fonksiyon tanımlayabilir? Hasan kış aylarından kış sporlarına bir fonksiyon tanımlayabilirdi. 1, 2, 3, 4 elemanlı burası. 1, 2, 3, 3 elemanlı da burası. Ya 4 üzeri 3 tane eleman tanımlardı eğer buradan buraya tanımlasaydı. Eğer bundan buraya tanımlamış olsaydı 3 üzeri 4 tane fonksiyon tanımlayabilecekti. 4 3 64, 3 4 81. Toplamda sevgili gençler 145 tane fonksiyon tanımlayabilirdi derdik. Bu bölümde fonksiyon çeşitleri işlenecek. Fonksiyon çeşitleri nelerdir? 1. içine fonksiyon. 2. Örten fonksiyon. 3 diye devam ediyor. Birebir fonksiyon, birim fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek çift fonksiyon, parçalı tanımlı fonksiyon. Bunların her birini işleyeceğiz. Ve her biri bizim için gerçekten çok önemli sevgili gençler. Her birinin sınavda çıkma ihtimali yüksek haberiniz olsun. 13. sayfamız. İçine fonksiyon nedir? Bunu bir irdeleyelim bakalım. A ve B boştan farklı iki küme olsun. F fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon için. F A B'den farklıysa. Yani değer kümesinde eşlenmeyen en az bir tane eleman kalıyorsa. F fonksiyonuna içine fonksiyon denir. Bakın burada T eşlenmemiş. İşte bu f fonksiyonun içine fonksiyondur. Tamam. a ve b kümeleri eksi 2 0 1 eksi 1 3 4 de b kümesi. Ee, f a'dan b'ye bir fonksiyon olmak üzere f x eşittir x kare eksi 1 fonksiyonun içine olup olmadığını ven şemasıyla gösteriniz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle iki tane kümemiz varmış. Birinci kümemiz eksi 2 0 ve 1'den oluşuyor. İkinci kümemiz eksi 1 3 ve 4'ten oluşuyor. Fonksiyonun kuralı ne? İçine aldığı x elemanının karesini alıp 1 çıkaracak. Hadi bakalım. Eksi 2'nin karesini al 4. 1 çıkar 3. 3'e gitti. 0'ın karesini al 0. 1 çıkar eksi 1. 1'in karesini al 1. 1 çıkar ee, bakalım 0. Hmm. A'dan B'ye eksi 1. 3, 4 var. 1'in karesi 1. 1 çıkardım 0. 0 buraya gitmiyor. Demek mi? Gidemez. Arkadaşlar içine fonksiyon olup olmadığını bir fonksiyon olmak üzere demiş ama bu soruda bir hatamız var. Bu soruda bir hatamız var. Kusura bakmayın. Hatayı nasıl düzeltebiliriz? Şuraya bir tane de sıfır ekleyebilirsiniz sevgili gençler şu şekilde. Tamam buraya bir tane sıfır ekleyin. Şurada bir tane sıfırımız olacak. Bu şekilde birin karesi bir bir çıkardım sıfıra götürebilirim artık. Burada açıkta kalan bir tane eleman kaldı o da dört sevgili gençler. Dolayısıyla bu fonksiyona içine fonksiyon diyebiliriz. Tamam. Hatamızdan dolayı kusura bakmayın. Geçtim örten fonksiyona. A ve B boş kümeden farklı birer küme olmak üzere. Bir fonksiyonun değer kümesindeki her eleman tanım kümesinden en az bir elemanla eşleşmişse f fonksiyonu örten fonksiyon denir. Cebirsel olarak ifade edilirse de amacımız şu. Şurada açıkta eleman kalmayacak. Hani fonksiyon olma şartımız burada açıkta eleman kalmamasıydı ya. Bir örten fonksiyon olmasının şartı da burada açıkta eleman kalmadığı gibi burada da kalmayacak diyoruz. Yukarıda verilen g fonksiyonunda b kümesinde açıkta eleman kalmadığından yani f eşittir b olduğundan f fonksiyonu örtendir. Şimdi şuna bakalım. F fonksiyonu 1, 2, 3, 4 kümesini almış 1, 3, 5, 7'ye eşleştirmiş. Fonksiyonun kuralı da 2, x, eksi 1. Bu fonksiyonun örten bir fonksiyon olduğunu gösteriniz. Şimdi 1'i aldı 2 kere 1, 2. 1 çıkardım 1, bir. 1 aldı 1'e götürdü. 2'yi aldı 2 kere 2, 4. 1 çıkardım 3, üç. 3'e götürdü. 3'ü aldım 2 kere 3 6 1 çıkardım 5'e götürdü. 4'ü aldım 2 kere 4 8 1 çıkardım 7 7'ye götürdü. Bakın burada açıkta eleman kaldı mı kalmadı o zaman bu fonksiyon örten bir fonksiyon olduğunu biz göstermiş olduk. Diğer sorumuz A ve B boştan farklı iki küme. A'nın eleman sayısı 3 n eksi 7 B'nin eleman sayısı n eksi 1. A'dan B'ye tanımlı fonksiyonun örten olabilmesi için n en az kaç olmalıdır? Şimdi gençler ben size şöyle bir akıl vereyim. Siz de devamını düşünün. Şimdi burada 3 tane eleman varsa 1, 2, 3 diyelim. Burada da 4 tane eleman varsa. Siz ömür boyu uğraşsanız bu fonksiyon örten fonksiyon yapamazsınız. Niye yapamazsınız arkadaşlar? Çünkü hadi bunu bununla işledin. Bunu bununla işledin. Bunu da bununla işledin. Bu her zaman açıkta kalır. E buradaki hocam şunu da şununla işlesek o zaman fonksiyon olmaz. Demek ki sevgili gençler ne olması gerekiyormuş? Değer kümesinin eleman sayısı görüntü kümesinin eleman sayısına en kötü ihtimalle eşit ya da daha küçük olacak. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki n-1 küçük veya eşittir 3n-7. At bunu bu tarafa 2n büyük veya eşittir. Eksi 7'yi bu tarafa atarsam 6 olur. N büyük veya eşittir 3 gelir sevgili gençler buradan. En az kaç olmalıdır demiş. En az 3 olmalıdır sevgili arkadaşlar. Sonuç olarak A ve B boştan farklı iki küme iken F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı fonksiyonun örter olması için S A'nın S B'den büyük veya eşit olması lazım. Ben bu bundan küçük veya eşittir demiştim. Tam tersi bu da bundan büyük veya eşit olmalı diyebiliriz. 15. sayfamız birebir fonksiyon. Dikkatli dinle bunları. Bir fonksiyonun tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü diğer elemanların görüntülerinden farklıysa o fonksiyona birebir fonksiyon denir. Artık fonksiyonu mükemmelleştirmeye çalışıyoruz. Önce değer kümesinde açıkta eleman kalmasın dedik. Şimdi her biri birbiriyle eşlensin dedim. Şimdi dedim birazdan da diyeceğiz ki mesela birebir ve örten fonksiyon diyeceğiz. O yüzden algılarını iyi aç. Birebir fonksiyon denir. Bu tanımı daha net ifade etmek için birebir olma kavramının cebirsel olarak ne anlama geldiğini belirtelim. Bir f fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı bir f fonksiyonu verildiğinde herhangi A'dan seçtiğimiz A elemanı ve herhangi A'dan seçtiğimiz B elemanı eğer bunlarda bunlar birbirinden farklı iken, görüntüleri de birbirinden farklıysa ama her her hepsi için yapacaksın. Sadece bir tanesi için yetmiyor. Bu kümenin içerisindeki her bir eleman için yapacaksın. Eğer görüntüler birbirinden farklıysa işte bu şartı sağlayan fonksiyona biz birebir fonksiyon diyeceğiz. Bu tanımı şu şekilde de verebiliriz, ifade edebiliriz. Herhangi A'dan seçtiğimiz bir A elemanı ve B'den seçtiğimiz bir B elemanı için bunların görüntüleri birbirine eşitken A da B'ye eşit şartı sağlanıyorsa F bire bir fonksiyon diyoruz. Yani bunu mantıkta göreceğiz. P ise Q. Bunun karşıt tersi buna denk olan fonksiyondu. Q değil ise P değil diyorduk. Yani bunlar birbirine denk sevgili gençler. E şimdi ben şuna P dersem, şuna Q dersem, bunun karşı tersi yani buna denk olan önerme şudur. Q değil ise P değildir. İşte bundan kaynaklı böyle bir gösterimde sunabiliriz. Bir f fonksiyonunun birebir olma durumu f fonksiyonunu birebirdir şeklinde ifade edilir. Yukarıda verilen f fonksiyonunda 3 4'e eşit değilken f3 de f 4'e eşit olduğundan fonksiyon birebir değildir. Bakın 3 ile 4 birbirinden farklı iken görüntüleri birbirine eşit ve c. O halde birebir değildir. Eğer bunu bu şekilde götürseydim o zaman birebirdir diyebilirdim. Soruma bakalım. R'den R'ye Şuraya kadar R'den R'ye. Burası Z artıdan Z artıya tanımlanmış. Hangileri bire birdir diye sorulmuş. Şimdi gençler mesela ben X gördüğüm yere X gördüğüm yere e, ne yazmak istiyorum? Düşüneyim. Eksi 4 yazmak istiyorum. Bir de X gördüğüm yere eksi 2 yazmak istiyorum. Tamam. E, eksi 2 mi yazalım? Bir daha bakayım. Eksi 4 e, 1 olur. Eksi 2 yazmak istiyorum. Aynen. Şimdi Eksi 4'ü yazdım yerine. F eksi 4. Ne geldi arkadaşlar? Eksi 4 3 daha. Eksi 1 mutlak değeri 1. Eksi 2'yi yazdım yerine. F eksi 2 eşittir. Eksi 2 3 daha 1. 1'in mutlak değeri 1. Bakın. Eksi 4 ile 2 birbirinden farklı olmasına rağmen görüntüler birbirine eşit çıktı. 1'e 1 değildir. R'den R'ye x kare artı 1. X gördüğünüz yere bir 1 yazın. Bir de eksi 1 yazın bakalım. 1'i yazdım. 1 artı 1'den 2 geldi. Eksi 1'i yazdım. Eksi 1'in karesi 1. 1 artı 1'den gene 2 geldi. Bakın. 1 ile eksi 1 bir birbirinden farklı olmasına rağmen ikiler birbirine eşit bu da birebir değildir. <laughs> Doğrusal fonksiyon diyeceğiz yine bunlara. Birinci dereceden tüm fonksiyonlar birinci dereceden bir ifadeye sahip olan tüm fonksiyonlar birebirdir. Bu doğru. Z artıdan Z artıya u x eşittir x kare. Z artıdan Z artıya olduğu için negatifleri örneklendiremeyeceğim. Dolayısıyla 3 4'ten farklı iken karesi 9 4'ün karesi 16 birbirinden farklıdır. Bu tüm tam sayılar için geçerlidir. Dolayısıyla bu da bir birebir fonksiyondur diyeceğiz. Cevabımız 3 ve 4 olacak sevgili gençler. Geçtim. Diğer soruya. A kümesi 2, 3, 5. B kümesi de 4, 7, 9'dan oluşuyor. F fonksiyonu 2'yi 4'e, 3'ü 9'a götürmüş ve bu birebir fonksiyon demiş ya. Demek ki bunu da buna götürecek. Tamam mı? O halde sevgili gençler a'yı a, a 2 b'ye götürmüş ya a kaçmış 5'miş o halde. a 2 b bu da kaçmış 7'ymiş. a kaçtı 5'ti 5 2 b eşittir 7 ise bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam eksi 2 b eşittir eksi 2 olur. b kaçmış arkadaşlar 1'miş. a 5 b de 1'dir bunların toplamı sorulmuş cevap 6'dır diyebiliriz. Çok çirkin yazdım ya 6'dır diyebiliriz sevgili gençler cevabımıza. Bakalım şurasını yanlış yaptık. 6 değil cevap. Şurayı yanlış yaptık. 5'i karşıya atarsam 2 olur. Ve böylelikle B de eksi 1 olur. A ile B'nin toplamı sorulmuş. 5 ile eksi 1'in toplamı cevap 4 olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 16. sayfamızdayız. Bir soru var. Aşağıda aile ve otellerin isimlerinin yazıldığı bir tablo gösterilmiş. Bu tablodaki aileler tanım kümesi ve oteller değer bu, taile, bu tablodaki aileler tanım kümesi. Otellerde değer kümesi olmak üzere. Aileler kümesinden oteller kümesine bir F fonksiyonu tanımlanacak. Her otelin bu ailelerden en az birini misafir edeceği bilindiğine göre. Yani burada açıkta eleman kalmayacak diyor. F fonksiyonun birebirlik, örtenlik ve içine durumlarını inceleyiniz. Bir kere burada açıkta eleman kalmayacaksa mecburen örtendir sevgili gençler. Bu fonksiyon örten olur. Peki. Tabi içine fonksiyon neydi? Örten olmayandı. Örten olmayandı. Dolayısıyla örtense içine değildir. Bakın içine değil yazdım. Tamam. Şimdi birebir mi ona bakalım. Bir kere 4 tane aile var 3 tane otel var. Buradaki otellerden bir tanesine mutlaka en kötü ihtimalle 2 tane aile gidecek. Yani şöyle mesela. Dolayısıyla birebir değildir. Birebir değil yazdım. Tamam. Birim fonksiyon. A boş kümeden farklı bir küme. Ve F A'dan A'ya bir fonksiyon olmak üzere. Her x eleman a sayısı için, a e, her x eleman a kümesi için f(x) eşittir x oluyorsa, yani tanım kümesindeki her değer değeri kendisiyle eşliyorsa f fonksiyonu birim fonksiyon denir. Birim fonksiyon genellikle i ile gösterilir. Bakın bir falan değil o i ile gösterilir ve birim fonksiyonun kuralı i x eşittir x olarak belirtilir. Örneğin r'den r'ye f birim fonksiyonsa f5 5'tir. f köküç eksi 1 köküç eksi 1'dir fx artı 7 de x artı 7'dir. Yani içi neyse dışı da o olan fonksiyona biz ix birim fonksiyon diyoruz. Tamam Ve bu ix'in kuralı her zaman ne olacak? x olacak. O zaman a'nın kuralı da a olur sevgili gençler. Bunu da unutmayın. Sorumuza bakalım. R'den R'ye olmak üzere bir f fonksiyonu. Bu fonksiyon birim fonksiyon. Şimdi birim fonksiyon olması için ne gerekiyor fx'in? fx eşittir x olması gerekiyor. Yani buranın x eşit olması gerekiyor. Yani sabit terim falan olmayacak. Yani şurası sıfırdı. Orası sıfırmış. M eksi 4 sıfır olmak zorunda. M kaçtır? 4'tür. Neden burayı sıfırlamaya çalışıyorum? Çünkü burada sadece x bırakmaya çalışıyorum. E şimdi x'in katsayısı ne olursa burada x kalır sadece 1. Demek ki burası da 1 olacak. 2k eksi 3 eşittir 1 ise 2k eşittir 4'tür. K da eşittir. Nedir? 2'dir. O halde sevgili gençler telefonum çaldı onu meşgul ettim. K2 ise M'de 4 ise 4 kere 2'den cevap nedir? 8'dir diyebiliriz. Geçtim sabit fonksiyonu. A ve B boştan farklı birer küme. A'dan B'ye fonksiyonuyla verilen bir fonksiyonu A kümesinin bütün elemanlarını B kümesinden yalnızca bir elemanla eşleştiriyorsa bu fonksiyonlara sabit fonksiyonları. Yani en başında anlattığımız hikaye gibi hepsi toplanıp tek bir otele gidiyorsa işte biz buna sabit fonksiyon diyoruz. Yukarıda gösterilen f fonks, yukarıda gösterilen fonksiyonun görüntü kümesi tek elemanlı olduğundan f fonksiyonu sabit fonksiyondur diyebiliriz. Not olarak, eğer ki sabit fonksiyon bize rasyonel bir fonksiyon olarak verildiyse, yani buradaki gibi kesirli bir ifade ise, o halde burada bir sabit fonksiyonsa, a'nın c'ye, b'nin d'ye oranı mutlaka eşit olmalıdır diyeceğiz. Şimdi sabit fonksiyon nasıl gösteriliyordu? f(x) eşittir b biçiminde, yani bir reel sayı olarak gösteriliyordu. Bu da sabit bir fonksiyonmuş. Şimdi sabit fonksiyonda değişkenin işi yok. X kare burada olmayacak. Demek ki burası sıfır olacak. X burada olmayacak. Demek ki burası sıfır olacak. M artı n artı fx demiş. Fx de bunlar sıfırsa fx nedir arkadaşlar? 9 bakın burası ortaya çıktı. Artı burası sıfır olacaksa m eksi 3 sıfırsa m kaçtır? 3'tür. N artı 1 sıfırsa n kaçtır? Eksi 1'dir. 3 artı eksi 1. 2, 2 artı 9 kaç yapar? 11 yapar. Bunun da cevabı 11'dir diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. A'dan B'ye sabit olmayan kaç tane f fonksiyonu tanımlanabilir? Buranın kaç elemanı var ki? Buranın kaç elemanı var? 4. Kaç tane fonksiyon tanımlayabiliriz? Biliriz. 2 üzeri 4'ten 16 tane fonksiyon tanımlarız ama 16 tane bütün fonksiyonlardan fonksiyon tanımlarız. Sabit olan kaç tanedir? Bunların hepsi toplanıp ya buna gider ya da buna gider. Toplam 2 tane fonksiyon sabittir. 16'dan 2'yi çıkarırsam 14 tane sabit olmayan fonksiyon buluruz sevgili gençler. Sabit olmayan fonksiyon elde edilebilir. Geçtim. Doğrusal fonksiyon. Hep bahsettiğimiz var ya o işte. A bir reel sayı ve sıfırdan farklı ve B de bir reel sayı şeklindeki A ve B sabitleri verilsin. Bir F fonksiyonu var. R'den R'ye tanımlı ve kuralı da ax artı b biçimindeyse bu fonksiyona doğrusal fonksiyon deriz. Yani kuralı birinci dereceden bir ifade olan fonksiyona biz fonksiyon doğrusal fonksiyon diyeceğiz. Mesela bunun gibi. Bunun grafiğini çiziniz demiş. Peki grafik nasıl çizilecek sevgili gençler? Şöyle gösterelim. Tam sıfırlayabilir miyiz? Sıfırlayamadık ama sıkıntı da yok. Bir de bunu böyle tam 270 yapmaya çalışalım. Yaptık varsayalım. Yapamadık ama biraz daha düzgün çizebiliriz. Şöyle yapalım. Şimdi Burası x ekseni. Burası y ekseni. Ben x'leri x ekseni üzerinde göstereceğim. Mesela önce x'e 0 verelim. x 0 için y eksi 6'dır. x 1 için y kaçtır arkadaşlar? 2 kere 1. 2. 6 çıkardım. Eksi 4'tür. Şimdi bunları bir gösterelim. x 0 için nereden geçiyor? y eksi 6'dan geçiyor. x 1 için şurası 1. y eksi 4'ten geçiyor. Yani şöyle yapabiliriz. Tamam. Şimdi, o halde sevgili gençler, sadece şu iki noktadan hangi iki nokta? O? Şu ve şu noktadan geçen bir doğru parçası çizdiğimiz zaman bizim fonksiyonumuz olacak bu. Yani şunun gibi bir doğru bizim fonksiyonumuzun grafiğidir deriz. Bunu da nasıl gösteririz? f(x) eşittir 2x 6 fonksiyonu olarak gösterebiliriz, sevgili gençler. Ya da bunun ucuna sadece f(x) yazsan da biz onun f(x) fonksiyonunun grafiği olduğunu anlarız. Hocam neden burada sadece 0 ile 1 mi veriliyor? Sen 5 ile 7 de verebilirsin. Sıkıntı yok. Her türlüsü işini görür. Bir taşıma şirketinin kalemimi düşürdüm. Bir taşıma şirketinin nakliye aracının aylık 800 lira masrafı bulunmakta. Buna ek olarak kamyonun 100 kilometrede 8 litre benzin tükettiği biliniyor. 1 litre benzinin maliyeti de 5 lira. Kamyon bir ayda x kilometre yol yaptığına göre kamyonun bir aydaki toplam masrafını fonksiyonun cinsinden ifade ediniz. Şimdi aylık... Nakliye aracının aylık 800 lira masrafı var. Net 800 lira masrafı var. FX fonksiyonu diyelim. Ne olursa olsun 800 lira masrafı var. Güzel. Ve her 100 kilometrede de x, bit, x litre benzin mi harcıyor arkadaşlar? E tamam. 8 litre benzin harcıyor özür dilerim. Ve benzinin litresi de 5 lira. o zaman her 100 kilometrede her 100 kilometrede 5 kere 8'den 40 TL'de benzin parası harcıyor. Her 100 kilometrede 40 lira benzin parası. E bu adam X kilometre gitmiş. Kaç 100 kilometre gittiğini bilmiyoruz. O zaman şöyle diyeceksin sen. Madem her 100 kilometrede 40 litre benzin ihtiyacı varsa, X bölü 100 çarpı 40 dersin. Bir tane 100 kilometrede 40sa, iki tane 100 kilometrede 80 olur. X tane 100 kilometrede ki x bölü 100 çarpı 40 olur sevgili gençler. Harcadığımız toplam para. Dolayısıyla bizim fonksiyonumuz budur diyebiliriz. ha Sadeleştirme işlemine girebilirsin. Mesela sen bunu 5 ile sadeleştir. Hatta 5 yerine 20 ile sadeleştir. 2, 20 ile sadeleştir. 5, 2x bölü 5 artı 800 lira sabit ücretimiz vardır deriz. fx fonksiyonu buna eşit olur sevgili gençler. 19. sayfamızdayız. Tek çift fonksiyonlar. Önemli mi? Önemli. Ee, Genelde çok kısa bir konu olduğu için veya böyle nasıl diyeyim kitaplarda çok deli dolu orijinal sorular olmadığı için öğrenciler de çok fazla takmıyorlar ama tek tek, tek çift fonksiyonlar önemli trigonometri için içinde önemli sevgili gençler haberiniz olsun. R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon ve her ikisi eleman reel sayısı için eğer ki f(-x) f(x)'e eşit oluyorsa biz buna çift fonksiyon f eksi x eksi f -x eşit oluyorsa tek fonksiyon. Yani sen f de x gördüğün yere eksi x yazdığın anda bu yine aynı fx x fonksiyonu eşit oluyorsa çift. F gördüğün x gördüğün yere eksi x yazdığın takdirde bu fonksiyonun eksilisine eşit oluyorsa buna da tek fonksiyon diyoruz. Örnek olarak y eşittir x kare ve y eşittir x küp verilmiş. Sen buraya eksi x yazarsan bakın fx eşittir x kare fonksiyonu. Şimdi gelin eksi x yazalım x gördüğümüz yere. Eksi x'in karesi olacaktır. Eksi x'in karesi x karedir ve x kare yine fx fonksiyonuna eşittir. Bakın f eksi x fx fonksiyonuna eşit olduğu için çifttir. Aynı şekilde bu sefer gx fonksiyonu eşittir x küp olsun. Biz buraya eksi x yazalım. Eksi x'in küpü olacaktır. Bu da eksi x küptür. Bu da şu x küp gx olduğu için eksi gx'e eşittir. Bakın g x eksi gx'e eşit olur. Bu da tek fonksiyondur diyebiliriz. Diyor ki aşağıda reel sayılarda tanımlı olan fonksiyonların tek çift olup olmadıklarını bulunuz. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Ee, bu arada şurada bahsetmemiz gereken güzel bir detay var. F çift fonksiyonsa fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir sevgili gençler. Tek fonksiyonsa da bunun grafiği orijine göre simetriktir. Yani tek fonksiyonlarınki orijine çift fonksiyonlarınki y eksenine göre simetrik. Bunları grafik üzerinde daha net bir şekilde anlayabileceğiz. Aşağıda gerçek sayılara tanımlanan fonksiyonların tek çift olup olmadıklarını bulunuz demiş. Burada da polinom şeklinde ise yani bu şekilde dümdüz yazılan x küp x üzeri 7 x üzeri 8'li fonksiyonlar falan ya yan yana toplamalı çıkarmalı. İşte sevgili gençler bu tarzda bir fonksiyonun varsa x'in kuvvetleri sana fonksiyonun tek veya çift olup olmadığını anlatır. Eğer ki x'in kuvvetleri tekse x'in kuvvetleri tekse tek fonksiyon x'in kuvvetleri çiftse çift fonksiyon diyeceksin sen bunu. Bakın x üzeri 3, x üzeri 1. 3 ve 1. Nasıl? Tek fonksiyon. Bakın burada 5 var ya aslında sen bunu 5 çarpı x üzeri 0 yazabilirsin. Çünkü x üzeri 0 1'dir. 2 var 0 var. Nasıl fonksiyon? Çift fonksiyon. Tamam. Bakın burada ne var? 2 var burada 1 var. 2 ve 1. O zaman bu ne tek ne çift. He, şimdi bak. Ne tek ne de çift dedik. Demek ki bir fonksiyon illaki tek veya illaki çift olacak diye bir durum yok. İkisi de olmayabiliyormuş. Sonuçta bunlar özel tanımladığımız fonksiyonlar sevgili gençler. Ne tek ne çift olabiliyormuş. 4 çarpı x üzeri 0. E, 0 çift dolayısıyla bu da çift fonksiyondur dersin. x küp artı 1. Bak burada x üzeri 0 var. 3 ve 0 o zaman ne tek ne de çift diyeceksin. Tamam. Evet. Reel sayılardan reel sayılara. X küp artı m eksi 2 x kare eksi 3 x. Bu fonksiyon tektir. Fm kaçtır diye sormuş. Bak fonksiyon tekse burası tek. Bak burası tek ama bu çift. Bu çiftin burada olmaması lazım. Ne yapmak lazım? Burayı sıfıra eşitleyeceksin. O zaman m kaçtır? 2'dir. Fonksiyon aslında neymiş? X küp eksi 3 x miymiş? M gör, x gördüğün yere 2 yazabilirsin artık. 2'nin küpü 8. 3 kere 2. 6. 8'den 6'yı çıkardın. Cevap neymiş? 2'ymiş sevgili gençler. M 2 olduğu için ben FM'de F2'yi buldum sevgili gençler. Tamam. Geçtim 20. sayfama. F fonksiyonunun grafiği orijine göre. Bakın orijine göre simetrik olan neydi? Tek fonksiyon. G fonksiyonunun grafiği Y eksenine göre simetriktir. Yani çift fonksiyonmuş G'de. Buna göre f eksi 5 artı g eksi 4 bölü g 4 eksi f 5 oranı kaçtır? Şimdi f fonksiyonu neydi? Tekti. Tek fonksiyonsa ben burayı f eksi 5'i eksi f 5 diye yazarım. Burası da çift fonksiyonlu. Dolayısıyla ben de ben burayı g-4 yerine g4 yazarım. Bölü. Şurayı da ters çevir bakayım hiçbir şey yapmadan. Eksi f5 artı g4. E şimdi üst taraf alt tarafın aynısı olmadı mı? Aynısı olduğu zaman cevap kaçtır? 1'dir diyebilirsin. Güzeldi. Ve h parçalı fonksiyonlar. Tanım aralığının alt aralıklarında farklı kurallarla tanımlanmış fonksiyonlara parçalı fonksiyonlar deriz. Örneğin bir F, fx fonksiyonunun alt aralıklarının uç noktaları x eşittir m ve x eşittir n olsun m, n'den küçük olmak üzere fx fonksiyonu nasıl davranıyor? Burada karman çorman bir ifade var. Diyor ki x, m'den küçük veya eşitse vx olur. m ile n n'in arasında ise gx, x, n'den büyük veya eşitse hx Bak burada neden buna parçalı diyoruz? Çünkü fonksiyon parçalanmış. Nerede? Bak bir m'den küçük ve m'den büyük olan aralıklar için. Bir de n'den küçük ve n'den büyük olan aralıklar için. N'de ve m'de iki noktada parçalanmış. X eşittir m ve x eşittir n noktalarına fonksiyonun bu parçalanma noktaları oldukları için biz bunlara kritik noktalar diyeceğiz sevgili gençler. VGH fonksiyonlarına da parçalı fonksiyonun dalları diyoruz. Yani bu fonksiyon kaç dala ayrılmış? 3 tane dala ayrılmıştır diyebiliriz. Kilit bilgi parçalı fonksiyonların günlük hayatta ne işe yaradığını bir örnekle açıklayalım. Hadi bir otoparkın ücret tarifesi aşağıdaki gibi olsun. 1 saate kadar 5 lira. 1 ile 2 saat arası 2 saat dahil olmak üzere 8 lira. 2 saatten sonrası 16 liradır demiş. Buna göre park ücretinin parkta kalma süresine bağlı ilişkisini gösteren fx fonksiyonu fx eşittir. 0. saatle 1. saatler arasında 1 dahil olmak üzere 5 liraydı. 1 ile 2 saatler arasında 8 lira. 2'den büyük için 16 liradır. İşte bu da fx fonksiyonudur diyebiliriz. Gündelik hayatı da bu şekilde bağlayabiliriz bunu. Geçtik sevgili gençler 21. sayfamıza. ilk sorumuz tanım kümesi gerçek sayılar olan bir f fonksiyonu parçalı tanımlı olarak aşağıda verilmiş. f-3 ile f2'nin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle tanıma göre hareket etmemiz lazım. Fonksiyona göre hareket etmemiz lazım. Eksi 3. Eksi 3 nerede? <laughs> eksi 2'den küçük bölgede. Yani şurada. Demek ki ben eksi 3'ü şurada yerine yazacağım. Yani eksi 3, eksi 3 yazacağım. Bu da kaç yapar? Eksi 6 yapar. Burası eksi 6'ymış. <laughs> İkinci olarak F2'ye bakalım. 2 nerede sevgili gençler? Sıfırdan büyük bölgede. Yani şurada. Demek ki ben 2'yi iki, burada yerine yazmam gerekiyor. O halde sevgili gençler 4 çarpı 2 artı 1 diyeceğim. Bu da kaç yapacak? 9. Demek ki burası da 9'muş. Eksi 6 ile 9'un toplamı sorulmuş. Cevap 3'tür diyebiliriz. Geçtim bir, bir diğer soruma. Reelden reale tanımlı olmak üzere f fonksiyonu. fx artı 3 parçalı tanımlı verilmiş. Parçalı tanı pa fonksiyonu veriliyor. f3 f1'e eşit olduğuna göre a kaçtır? Şimdi f3 nerede sevgili gençler? Burada. Değil mi? Peki hmm, bakalım. Ha tamam özür diliyorum. Özür diliyorum. f3 için f3 elde etmek için x gördüğümüz yere ne yazarız? 0. 0 nerede? Buraya dahil değil mi? Dolayısıyla ben 0'ı burada yerine yazacağım ki f3 çıksın. Bakın f3 eşittir 0 yerine yazdım. 0'ı bir de burada yerine yazın. 2 kere 0 eksi 5. Kaç yapar? Eksi 5 yapar. Güzel. Şimdi demek ki f1'i de eksi 5 bulacağım. F1'i bulmak için x gördüğüm yere ne yazmam lazım? Eksi 2 yazmam lazım ki eksi 2 artı 3'ten f1 gelsin. F1 peki eksi 2 nerede? 0'dan küçük olan bölgede. Dolayısıyla burada yerine yazacağım x eksi 2 yazacaktım artı a o da kaçmış eksi 5'miş demek ki a kaç olur arkadaşlar eksi 2'ye a ekleyince eksi 5 yapıyorsa eksi 3'tür sevgili gençler cevabımız budur diyebiliriz geçtim 22. sayfama fonksiyonlarda 4 işlem a'dan reel sayılara b'den reel sayılara fonksiyonları veriliyor a ile b'nin kesişimi boş küme değil yani ortak olan elemanlar var Bu şekilde bir AB kümemiz var ve sevgili gençler iki fonksiyonda bir tanesi A'dan R'ye, diğeri de B'den R'ye tanımlanıyor. Eğer ki bu çok önemli, çok üstüne basılmadan geçilir çünkü. Ben fonksiyonları topluyorsam, çıkarıyorsam, çarpıyorsam ya da bölüyorsam ki bölmede G0'dan farklı olmak zorunda. Bunların her bir yeni oluşan fonksiyon A kesişim B kümesinden reel sayılara tanımlı olmak zorunda. Yani şu ortak elemanları işleme dahil etmem gerekiyor benim. Tamam? Son olarak yine bir c eleman reel sayı varsa ve ben bir fonksiyonu f ile çarpıyorsam yani c ile çarpıyorsam özür dilerim gene hiçbir şekilde tanım kümesine değişik olmadan a'dan reel sayılara gider fonksiyon ve sen buradaki c çarpı fx'i c'yi dışarı atıp c çarpı fx biçiminde tanımlayabilirsin. Önemli fonksiyonlarda dört işlem yapılırken fonksiyonların tanım kümelerinin kesişimi alınır. İşte burası sevgili gençler az önce bahsettiğimiz mesele bu uyarıyı dikkate alarak sorularını çözeceksin. 3 tane sorumuz var hemen çözelim. E, demiş ki bu fonksiyonlar veriliyor. Buna göre f artı g, 2 f eksi g ve f çarpı g fonksiyonlarını bulunuz demiş. Hadi bulalım. Şimdi f artı g fonksiyonu verilmiş. Bize ne lazım? Kesişimleri. Tanım kümesinde eksi 2 var, 0 var, 3 var, 1 var. Bunun tanım kümesinde de 0 var, 2 var, eksi 2 var, 4 var. Şimdi ortak olanlar hangisi? Ortak olanlar hangisi? Bakın bir sıfır ortak, Başka bir ortak var mı? Bir de eksi 2 ortak. Başka bir şey var mı? Yok. O zaman sevgili gençler f artı g fonksiyonu eşittir. Açtım parantezimi. Eksi 2'yi önce yazalım. Eksi 2'yi nereye götürür? Toplandıkları için 3 ile 4'ün toplamına yani 7'ye götürür. Şöyle yazacağız. Virgül. Sıfırı nereye götürür? Eksi 1 ile 4'ün toplamı olan 3'e götürür. İşte f artı g fonksiyonu budur. Peki 2f eksi g fonksiyonu demiş. Ortak olanlar hangileriydi sevgili gençler? Eksi 2 ile sıfırdı. Yazacağız şimdi. Eksi 2'yi nereye götürmüştür? Eksi 2 burada 3'e götürmüştü. 2 ile çarpacağım 6. Eksi 2 burada 4'e götürmüştü. 6'dan 4'ü çıkaracağım 2. İki. Eksi 2'yi 2'ye götürmüştür. Virgül. Anlamadıysan şimdi daha dikkatli dinle. G'ye bakalım. Şey e, ikincisine bakalım. 0 nereye gitmiştir? 0 burada nereye gitmiş? 4'e. F'i 2 ile çarpıyor 2 kere 4 8. 0 nereye gitmişti? Eksi 1'e. E, eksi 1'i çıkar diyor. Eksi eksi 1. 8 eksi eksi 1 kaç yapar? 9. Demek ki 0'da 9'a gitmiştir diyebiliriz. Bir de çarpımlarına bakalım. Eksi 2 nereye gider? Eksi 2 3'e gitmiş. Eksi 2 4'e gitmiş. 3 kere 4 12. Demek ki bu da 12'ye gidecek. Virgül. 0 nereye gider? 0 4'e gitmişti ve eksi 1'e gitmişti. 4 kere eksi 1 kaç yapar? Eksi 4 yapar. 0 eksi 4'e gitmiştir çarpım fonksiyonunda. İşte sevgili gençler fonksiyonlarda işlemler bu şekilde yapılacak. F ve G reel sayılarda tanımlı olmak üzere f x küp artı 1'miş. G de 2x kare eksi 1'miş. Bu fonksiyonlar verilmiş. F artı G eksi 1 kaçtır diye sorulmuş. İkisinde de eksi 1 tanımlı olduğu için. Realden reale tanımlı olduğu için. Direkt e, şunu yapacağız. Eksi 1 burada nereye gitmiştir? Eksi 1'in karesi eksi 1 artı 1'den 0'a gitmiştir. Eksi 1 burada nereye gitmiş? 2 kere eksi 1'in karesi 1. 2 kere 1 2. 1 çıkardım 1'e gitmiş. O halde sevgili gençler ben 0 ile 1'i yani fonksiyonların sonuçlarını toplayıp cevaba 1 yazabileceğim. 0 ile 1'in toplamı 1'dir. Geçtim bir diğer soruma. Bir havaalanında yolcuların uçağa geçiş yapabilmeleri için 16 tane farklı kapı bulunmakta. Kapılar 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış. X numaralı kapıdaki yolcu sayısı FX olmak üzere. FX eşittir. Ee, eğer kapı numarası 1 ile 8 arasında ise 1 dahil ama 8 dahil değil. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ise sen bu kapıdan geçen yolcu sayısını 10 kere X olarak hesaplayacaksın. 8'den büyük veya eşitse de 15 ile çarpıp bırakacaksın. 10 numaralı kapıdan 150, 150 tane yolcu giriş yapmıştır. 10 numaralı kapı nerede? Burada. 10 kere 15'ten 150 yapar mı yapar? 150 yolcu girmiştir diyor doğru. 255 yolcunun geçiş yaptığı bir kapı yoktur denilmiş. Ee, şurada yok zaten çünkü 15'in katı olduğu için 200, 255 15'in katı değil demek ki burada yok. Bakalım 255 225 katı ya çok özür dilerim çok özür dilerim. 255'i 15'e böldüğümüz takdirde ne gelir arkadaşlar? 15, 17 mi gelir? Aynen öyle gelir. 15 kere 17, 255 olduğu için. Demek ki 17 numaralı kapıdan e, 255 yolcu geçmiştir diyebiliriz. Ama burada da farklı bir detay ortaya çıkıyor. Arkadaşlar 16 tane kapımız var. 17 numaralı bir kapımız yok. Demek ki 17 numaralı bir kapı olmadığı için 255 tane yolcu buradan geçemez. Burada da 10 çarp demiş. 255 onun katı olmadığı için bunu alamayız. İşte burada çok güzel bir çeldirici vardı. Onu kullandık. Burası gitti. Yanlış olan şık bu. En fazla yolcu girişinin yapıldığı kapı 16 numaralı kapıdır. Evet çünkü burada 7 kere 10'dan maksimum 70 tane yolcu geçmiştir 7 numaralı kapıdan. Buradan ise 15 kere 16'dan 225 artı 15'ten kaç gelir sevgili gençler burası? 240 tane yolcu geçmiştir 10, 16 numaralı kapıdan. Dolayısıyla doğrudur diyebiliriz. Yani 1 ve 3'müş sevgili gençler bizim cevabımız. Güzel soruydu. Devam. Eşit fonksiyonlar gayet basit. A'dan B'ye ve C'den D'ye fonksiyonlar verilmiş. Bir tanesi F diğeri G fonksiyonu. İlk olarak A, C'ye eşit tanım kümelerinin eşitliği. B, D'ye eşit değer kümelerinin eşitliğinden bahsediyoruz. Her bir X eleman A eşittir C için. Yani A'dan ve C'den ikisi de eşit kümeyken. Bunların içerisinden bir tane X seçtim. Eğer fx de gx'e eşitse tanım kümelerindeki elemanlara karşılık gelen görüntülerin eşitliğinden bahsediyoruz burada. Şartları sağlanırsa f ile g fonksiyonları eşit fonksiyonlar denir ve f eşittir g ile gösterilir. Fonksiyonların eşit olması için iki, iki, tane önemli hususa dikkat etmemiz gerek. Bir, fonksiyonların eşit olması için tanım ve değer kümelerinin eşit olması lazım. Buna dikkat edeceksin. Tanım ve değer kümelerinin eşit olması lazım. Tanım kümesinin her bir elemanı için fonksiyonların görüntülerinin aynı olması lazım. Zaten şunu herkes uyguluyor da şu çok uygulanmıyor herkes tarafından. Dolayısıyla buna da dikkat edeceksin. Yani f ile g fonksiyonu eşit diyorsan tanım ve değer kümelerinin de aynı zamanda eşit olması lazım. Öyle görüntülerin eşit olmasına sadece yetmiyor arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. A bu, B bu. Bu kümeler verilmiş. İki fonksiyon da A'dan B'ye tanımlı. Yani ikisi de birbirine eşit. Bir tanesi 3x 1, diğeri x 7. Bu fonksiyonların eşit eşit olup olmadıklarını kontrol ediniz demiş. Eksi -3'ü Yaz bakalım yerine 3 kere eksi 3 eksi 9 1 çıkardım eksi 10 ki eksi 3 eksi 10'a gitmiş. Buna bakalım eksi 3'ü yerine yazdım eksi 3 eksi 7 eşittir eksi 10. E bu da buna gitmiş. O zaman sevgili gençler bunların tanım ve görüntü kümeleri yani tanımları ve görüntüleri birbirine eşit olduğuna göre bu fonksiyonlar eşit fonksiyondur deriz ve f eşittir g ile gösterebiliriz. 25. sayfamdayım. F9 2x fonksiyonuyla gx fonksiyonu eşit fonksiyonlardır. F11 g m artı 4'e eşit olduğuna göre m kaçtır diye sormuşum. F11'i bulabilmek için 9 2x'i ben neye eşitlemem lazım? 11'e Attım 2x'i bu tarafa attım 11'i diğer tarafa eksi 11 diye geçti. Eksi 2 oldu mu? x eşittir kaçtır? Eksi 1'dir. Yani ben burada da eksi 1'i yerine yazdığım zaman e, ne olması lazım sevgili gençler? F11'in F11'in e, g eksi 1'e eşit olması gerekiyor. Ha hocam niye şimdi G-1 ile F11 bunların hani aynı elemanlar birbirine eşit olmayacak mıydı? Aslında aynı şeyler birbirine eşit. Çünkü ben X gördüğüm yere eksi 1 yazdığımda zaten F11 geliyor. Tamam mı? Böylelikle X'ler eşit bir sıkıntı yok. E bu buna eşitse ve burası M artı 4 ise yani eksi 1 M artı 4 ise diyeceksin ki M artı 4 eşittir eksi 1 olduğundan M eşittir 4'ü karşıya attın eksi 5 yapar diyebileceksin. Aman buna dikkat tamam mı? Çok böyle pür dikkat olunması gereken yerlerden birisi bu. Şuna bakalım. F fonksiyonu. Eksi 4 ile 2 aralığındaki reel sayılardan reel sayılara. G de eksi 3 ile 3 arasındaki reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Fx bu gx de bu. Buna göre f artı g fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz demiş. Şimdi f artı g fonksiyonunun tanım kümesi a kesişim b kümesi demiştik. Birinin tanım kümesi a iken diğeri b iken. Demek ki ben şunların kesiştireceğim. Bir tanesi eksi 4 ile 2 aralığı. Diğeri de eksi 3 ile 3 aralığı. Bunları kesiştirirken kümelerde ne yapıyorduk sevgili gençler? Küçük e, alt sınırın alt sınırın büyük olanı üst sınırın küçük olanı. Yani bunun tanım kümesi eksi 3 ile 2 aralıdır diyebilirsin. Bunu sayı doğrusu çizerek de anlamlandırabilirsin. İşte ne var? Eksi 4 var. Eksi 3 var. 2 var. 3 var. Bir tane aralık sevgili gençler. Ben şunu turkuaza çevirmek istiyorum. Bir tane aralığımız eksi 4 ile 2 aralığı. Diğer aralığımız da eksi 3 ile 3 aralığı. E şimdi bakıyorsun neresi yeşile döndü arkadaşım. Eksi 3 ile 2 arası. Demek ki cevabımız burası olacak. Peki f artı gx fonksiyonunun görüntü kümesini bulabilir miyiz? Buluruz. x kare artı x de 2 eksi x kareyi toplarsak önce. Kuralını belirlemek için. Toplayalım x kareler gitti artı x x artı 2 kaldı. Yani bu x artı 2 fonksiyonuymuş. E benim görüntü tanım kümem şurası değil miydi? Evet hocam. O halde eksi 3'ü direkt yerine yaz. Eksi 3 artı 2'den 1 gelir. 2'yi yerine yaz 4 gelir. Demek ki görüntü kümemiz de 1 ile 4 arasındaki tüm reel sayılar olacakmış. Şimdi düşey ya da dikey doğru testi. Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını belirlemek için tanım aralığının her noktasından y eksenine paralel doğrular çizeceksin. Çizilen bu doğrular eğer ki grafiği yalnız bir tane noktada kesiyorsa bu bağıntı bir fonksiyon olur. Diğer durumlarda fonksiyon değildir. Yani iki noktada kesiyorsa hiçbir noktada kesmiyorsa tabii ki üç noktada kesiyorsa bunlar fonksiyon olamaz. Sadece bir tane noktada kesmesini istiyoruz. Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını tespit etmek için uygulanan bu testi de düşey doğru testi ya da dikey doğru testi diyoruz. Örneğin şurada düşey doğru testi ile bir fonksiyondur diyor bu. Bakın arkadaşlar şöyle kırmızı bir doğrumuz var. Bu bağıntı grafiğimiz. Ben buna durmadan düşey çizgiler atıyorum. Düşey doğrular atıyorum. Bak bir noktada kesmiş. Bir nokta, bir nokta, bir nokta, bir nokta, bir nokta, bir nokta. Daha bunun devamı da var. Hocam burada hiçbir noktada kesmemiş. Arkadaşım bunun daha devamı var böyle. Tamam mı? Sonsuza kadar çizilemeyeceği için bu şekilde çiziyoruz. Ve düşey doğru testine göre bir fonksiyondur diyoruz. Ama burası bak iki noktada kesmiş. Fonksiyon değil. Buraya bakıyorsun. X eşittir. iki doğrusu bir fonksiyon değildir. Neden? Çünkü ben... Buradan bak noktalı çizgiler bunu ifade ediyor aslında. Ben şu şekilde bunu uzatırsam kaç tane noktada kesmiş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9dan sonsuz tane noktada kesmiştir sevgili gençler. Yalnızca bir tane noktada kesmesini istiyorduk. Dolayısıyla bu bir fonksiyon değildir diyeceğiz. Bunu da üstünü çizdik. Fonksiyon olan burada sadece en üstteki vardır sevgili gençler. 27. sayfamız. Aşağıda verilen bağıntıların fonksiyon olup olmadıklarını gösteriniz. Bakın. Çektim, 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 çektim. Hatta düzgün olsun. Şöyle yapalım çektim şu şekilde. Kaç tane noktada kesiyor? Birer tane noktada kesiyor. Fonksiyondur. Daha sonrasında şuradan çektim. Bakın bir iki noktada kesti. Fonksiyon değildir. Buna bakalım. Bir noktada bir noktada bir noktada bir noktada bir noktada bir noktada kesti ama şuraya attığım zaman hiçbir noktada kesmedi. Burası boş. O zaman fonksiyon değildir. Ama reel sayılardan reel sayılara olsaydı eğer fonksiyon olmayacaktı. Buraya bakıyorsun ne var burada? Hop. R-3. Zaten tanım kümesinde 3 yok. Zaten tanım kümesinde 3 olmadığı için burada da tanımsızdır diyemezsin. Çünkü tanım zaten tanım kümesinde böyle bir eleman yok. Dolayısıyla sevgili gençler biz sadece şu kısımlara düşey doğru testi uygulamamız yeterli olacaktı. E, uyguladık kaç tane noktada kesiyor bir tane o zaman fonksiyondur ders. Buna bakalım. R artı birleşim sıfırdan reel sayılara. Bakın çektim. iki tane noktada kesti. Bir şurada bir de burada kesti. Dolayısıyla sevgili gençler fonksiyon değildir diye bir üstüne çizebiliriz. Burada fonksiyon olan 1 ve 2 varmış arkadaşlar. Kilit bilgi. Bir fonksiyon grafiğinde fonksiyonun tanım kümesini bulmak için x eksenine bakılır. Fonksiyona yazılabilecek bütün x değerlerinin oluşturduğu küme fonksiyonun tanım kümesidir. Fonksiyonun görüntü kümesini bulmak içinse y eksenine bakılır fonksiyona yazılan her x değeri için bulunabilecek tüm değerlerin, tüm y değerlerinin kümesi de fonksiyonun görüntü kümesidir. Yani bu ne demek oluyor? Ben y ekseninde bunların iz düşümlerini bulduğum zaman şu şekilde bakın, iz düşümlerini bulduğum zaman burada sonsuz tane nokta var. E bu noktalar bizim görüntü kümemiz oluyor, tamam mı? Parçalı bir şekilde de olabilir bu, sıkıntı yok. Yeter ki y ekseninde alabileceği değerlerin hepsini kapsayan kümeyi bul. İşte biz ona görüntü kümesi diyeceğiz. f fonksiyonunun burada tanım kümesi bakın nerede tanımlanmış? A'dan kapalı A alabildiği için, B'den açık. B açık olduğu için. Tamam? Dolayısıyla kümesi tanım kümesidir. Görüntü kümesi C ile D arası. Bakın burada kapalı, burada açık olduğu için C'den kapalı, D'den açık dedik. f fonksiyonun alabileceği en küçük değer Hemen y eksenine bakıyorsun. D'yi alabiliyor mu? Alıyor. O zaman e, pardon şurası C miydi? Ben orayı D diye okudum. C'ymiş. C'yi burada alabiliyor. Dolayısıyla en küçük değer de C'dir diyorsun. Bakın değerden bahsediyorsak hemen y eksenine bakacaksın. x eksenine falan bakmıyorsun. Değer kümesi nerededir? İkinci küme. Yani y ekseni olacak sevgili gençler. Aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerinin tanım ve görüntü kümelerini bulunuz demiş. Hadi bulalım. Şimdi bakıyorsun buraya x ekseninde bu her yeri alabiliyor. Dolayısıyla tanım kümesi reel sayılar. Nereye gidiyor arkadaşlar? 2'den başlamış sonsuza kadar bakın kollar yukarı doğru kalkıyor. Demek ki 2'den başlıyor sonsuza kadar olan aralık diyebilirsin. Buraya bakıyorsun. Eksi sonsuzdan gelmiş. Tam eksi 2'yi alamayacak gibi olmuş ama almış. Eksi 2'den 3'e kadar hepsini almış. 3'ü tam alamayacak gibi olmuş ama almış. Daha sonrasında sonsuza kadar devam ediyor. O zaman e, x ekseninde alamayacağı bir değer yok. Reel sayılardan nereye tanımlanmıştır? Bakın sevgili gençler ya 1 olmuş bunun sonucu ya da 0 olmuş. Demek ki 0 ve 1 diyeceğiz sadece. Hocam şöyle yapsak da olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü burada 0 ile 1 arasındaki tüm reel sayıları da kastetmiş oluyorsun. 0 ile ve 1'i almış sadece. Dolayısıyla bunu küme işareti göstereceksin. Bunu unutma. 2'ye bakalım. Tanım kümesi. Eksi 3'ten 2'ye kadar bakın. Eksi 3 dahil. Eksi 3'ten 2'ye kadar 2 dahil değil. Burada görüldüğü üzere. Buradan nereye tanımlanmış? Eksi 4'ten 3'e kadar. Eksi 4 dahil ama 3 dahil değil. Eksi 4'ten 3'e kadar. Eksi 4 dahil ama 3 dahil değil. İşte bunun tanım ve görüntü kümesi de budur diyeceğiz sevgili gençler. Birinciler tanım, ikinciler görüntü kümesidir. 30. sayfamız. Grafiklerde birebirlik ve örtenlik testi. Bir fonksiyonun birebir olup olmadığını yukarıdaki örneklerde kullandığımız cebirsel yaklaşımla tespit edebileceğimiz gibi Fonksiyonun grafiğinden yararlanarak da belirleyebiliriz. Bir fonksiyonun grafiği üzerinden x eksenine paralel çizilen doğru grafiği en fazla bir noktada kesiyorsa, bakın en fazla bir noktada kesiyorsa, grafik birebir fonksiyon grafiğidir. Bu grafiği birden fazla noktada kesen en az bir tane yatay doğru testi, en az bir tane yatay doğru varsa bu fonksiyon birebir değildir. Bu yöntemle yatay doğru testi adı verilir. Bu yönteme yatay doğru testi adı verilir. Mesela sen burada buna baktın, çizdin, kaç noktada kesti 2. Birebir değildir diyorsun. Örneğin aşağıdaki grafikte yani yandakilerde arkadaşlar yatay çizgileri çizdiğimizde fonksiyonu iki noktada kesen çizgiler olduğundan fonksiyonun birebir olmadığı görülür. Ama şuna bakacak olursak bakın h he, her biri bir tane noktada kesmiş. Bir tane noktada kestiği için bu fonksiyon birebirdir. Üstteki birebir değildir diyebiliriz. 31. sayfa. Aşağıda grafikleri verilen fonksiyonların birebir olup olmadıklarını gösteriniz demiş. Hemen çiziyoruz. Her biri bir noktada kestiğine göre birebirdir. Buna bakıyoruz. Çizdim, 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 çizdim. Her biri bir noktada kesiyor. Eyvallah ama şuraya geldiğim zaman bakın şurası 1 ve iki noktada sonuç olarak buradaki noktada bir fonksiyonun grafiği. Yani buradaki görüntüyü burada almış. Fonksiyon grafiği çizilirken bu da çiziliyorsa bu da grafiktir. Bakın bir burada kesmiş bir de burada kesmiş. İki tane noktada kestiği için birebir değildir diyoruz sevgili gençler. 32. sayfa. Grafiği verilen bir fonksiyonun Örten olup olmadığını araştırırken değer kümesi için seçtiğimiz her y için x eksenine paralel doğru çizdiğimizde <laughs> bu paralel doğru en az bir noktada kesiyorsa örten en az bir noktada kesmiyorsa örten değildir. Şimdi buraya bakalım r'den r'ye şuna baktım iki noktada kesiyor örten olabilir örten olabilir örten olabilir bir sıkıntı yok bakın bütün y değerlerini örtmüş ama <laughs> şuradan çizdim hiçbir noktada bu grafiği kesmedi. En az bir noktada kesmesi lazım da oysak. O halde arkadaşlar bu örten değildir. Örten olmayan fonksiyona ne diyorduk? İçine fonksiyon diyorduk. Örten değil. Ne diyorduk? İçine fonksiyon diyoruz sevgili gençler. Grafiği yatay doğrular çizilinde değer kümesindeki negatif değerlerle eşleşen x değerinin olmadığı görülür. Bu durumda fonksiyon örten değil. F fonksiyonun değer kümesi tüm reel sayılardır. Az önceki yaptığımız örnekte de görüldüğü üzere görüntü kümesi sıfırı almış ve sonsuza kadar devam etmiş, alarak devam etmiş sıfırdan sonsuzadır. Değer kümesi görüntü kümesine eşit değildir dolayısıyla f'de örten değildir diyoruz. <laughs> Burada tabi <laughs> nasıl diyeyim doğru testiyle değil de değer kümesi reel sayılar değer kümesi reel sayılar görüntü kümesi de sıfırla sonsuz aralı olduğu için bu ikisi birbirine eşit mi değil? Buradan anladık aslında örten olmadığını. Ya sen doğru testiyle bunu basitçe grafik verildiyse eğer basitçe yapabilirsin. İşte dememiz o ki. Madem bu grafik üzerinden yorumlamalar daha basit. O zaman sen aşağı yukarı bütün fonksiyonların kaba bir şekilde de olsa grafiğini çizmeyi bileceksin. Bunu öğreneceksin. Şimdi geçelim şu kısma. Aşağıda grafikleri verilen fonksiyonların örten olup olmadıklarını bulunuz demiş. Peki. R'den sıfırla sonsuz aralığına. Şimdi bizim tanım kümemiz reel sayılar. Örten olup olmadığını bulmak için ne gerekiyordu? Dikey doğru çiz, dikey doğru testi yapma, yatay doğru testi yapmamız gerekiyor. Çiziyorum arkadaşlar. Çiziyorum çiziyorum. Hocam buradakilerin hepsi en az bir tane noktada kesmiş. Eyvallah bir tane de şuradan atın sana. Dediğini duyar gibiyim. Ama zaten buradan atmamıza lüzum yok. Neden biliyor musun? Çünkü benim zaten değer kümem sıfırla sonsuz aralığı. E, görüntü kümem de sıfırla sonsuz aralığı. Dolayısıyla bu fonksiyon örtendir diyebilirsin. Buraya bakalım. Eksi sonsuzdan ikiye kadar demiş. En az bir tane noktada kesecek. 2 noktada da kesebilir. Sıkıntı yok. Atıyorum yatay doğruları atıyorum atıyorum atıyorum. Burada bile, bakın şurada bile en az bir tane noktada kesiyor. Sonuç olarak sevgili gençler bu fonksiyona da örten fonksiyon diyebiliriz. Sonuç eksi sonsuzdan 2'ye kadardı. Alamadığı tek bir nokta yok. Dolayısıyla örtendir diyebiliriz. 33. sayfamızdayız. Aşağıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangilerinin tersi de bir fonksiyondur? Şimdi burada yapmamız gereken bir şey var. Bire bir ve örten fonksiyon Birebir fonksiyon olabilmesi için bir fonksiyonu sevgili gençler birebir olabilmesi için biz tanım kümesi diyelim şuraya özür diliyorum şuna tanım kümesi buna değer kümesi diyelim buna A kümesi buna B kümesi diyelim fonksiyon buradan buraya tanımlansın f diyelim bunun eleman sayısı sA bunun eleman sayısı da sB idi biliyorsun eğer bir fonksiyonu birebir yapmak istiyorsan sA'nın sA'nın sB'den küçük veya eşit olması lazım. Eğer bir fonksiyonu örten yapmak istiyorsan, SA'nın SB'den büyük veya eşit olması gerekiyor, gerekli. Bir fonksiyonu birebir ve örten yapmak istiyorsan, hem küçük hem büyük olamayacağı için buradaki tek ortak özellik ne? Eşit olması demek ki SA eşittir SB olması gerekiyor, sevgili gençler. Hem birebir, böyle V işareti yapalım mı hadi? Nasıl yapıyorduk onu? V örten olması için sevgili gençler ne olması gerekiyor Esanın esSP eşit olması lazım yani yani sevgili gençler ee, ne yapmamız gerekiyor birebir ve örten fonksiyonların tersi de bir fonksiyondur ya da bir fonksiyonun tersinin fonksiyon olabilmesi için fonksiyonun birebir ve örten olması lazım yani bunun buna eşit olması lazım güzel bir sıkıntı yok Burada bunu anlatmak istedim grafik üzerinden farklı bir şekilde değerlendireceğiz şimdi bu fonksiyon eksi sonsuzdan 3'e kadar örten mi bakıyoruz. Bütün değerleri almış. Örten mi örten. Örtenliğini gösterdikten sonra birebirliğine bakalım şimdi. Atıyorum dikey doğru testlerini. Pardon, yatay doğru testlerini çok özür diliyorum. Şunu şöyle attım. Hop. Şuraya baktınız. 1 2 3 noktada kesmiş. Birebir olur mu? Olmaz. Demek ki örten ama birebir değil. Gitti. Buna bakalım. Yatay doğru testi attım. Sadece 3'e gitmiş. Attım. En az bir tane noktada kestiği bir sıkıntı yok ama birebir olması için bir tane noktada kesmesi gerekiyordu. Burada burada sonsuz tane noktada kesişti arkadaşlar bu iki doğru. Dolayısıyla birebir değildir. Ee, hangilerinin tersi de bir fonksiyondur demişti bize. Bunun tersi fonksiyon değildir çünkü birebir ve örten olanları soruydu aslında. Birebir değil o yüzden de e, tersi fonksiyon değildir gitti. Bunu da sevgili gençler e, yine birebir olmadığı için tersi fonksiyon değildir diyebiliriz. Uyarı. Bir AB sıralı ikilisini oluşturan bileşenler bir fonksiyonun kuralı olan y fx eşitliğini b eşittir fa şeklinde sağlarsa koordinatları a virgül b açık aralık pardon özür diliyorum a'ya b olan koordinatları a'ya b olan nokta f fonksiyonun grafiği üzerindedir. Yani e, arkadaşlar b eşittir sağlıyorsa dediğimiz gibi ne olması gerekiyor? a'ya b olan yerde bir bunun grafiği üzerinde bir koordinatı vardır. Yani o grafik o noktadan geçmesi lazım. Bunun tersi de doğrudur. Şöyle ki e eğer y eşittir ile verilen bir fonksiyonun grafiği üzerindeki bir noktanın koordinatları a'ya b ise a ile b arasında b eşittir ilişkisi vardır. Hatırlayacağınız gibi a tanım kümesinden bir eleman ve b eşittir ise e b, görüntüsü küm b görüntü kümesine ait bir eleman olmalıdır. Bu durumda b a'nın f altındaki görüntüsüdür. Bunlar en baştaki temel bilgiler veya f'nin a'daki değeri b'dir deriz. B görüntü kümesinden bir elemansa B görüntü kümesinden bir elemansa B eşittir F'a eşitliğini sağlayan ve tanım kümesinin elemanı olan bir tane mutlaka A vardır. Ancak, ancak burası önemli. Bu kısmı zaten biliyorduk. Buradan itibaren B eşittir F'a eşitliğini sağlayan A değerleri birden fazla olabilir. Ve hepsinin tanım kümesindeki bir eleman olma zorunluluğu yoktur. B değer kümesinden bir eleman, B eşittir F'a ve A'nın tanım kümesinin bir elemanıysa B'nin F altındaki bir ters görüntüsü A'dır deriz. Yani diyor ki yani diyor ki şöyle iki tane küme olsun. Sen A'yı aldın, FA'ya götürdün. Eyvallah. Eğer ki, eğer ki FA'yı alıp A'ya götürecek bir fonksiyonda bulmayı başarabilirsek biz buna bunun tersi diyeceğiz. Ters görüntüsü diyeceğiz. Yani A'nın görüntüsü FA ise FA'nın ters görüntüsü A'dır diyeceğiz. Anlaştık mı? Yukarıda verilen yani şurada yazılanların hepsi şunu işaret ediyor aslında. Yukarıda verilen fx fonksiyonun grafiğindeki noktalar 5'e 4, 1'e 0, 0'a eksi 2 olduğundan f5 4'tür, f1 0'dır ve f0 da eksi 2'dir. Ayrıca 4'ün f altındaki ters görüntüsü de 5'tir. Bakın 4'ün 4'ü buradan aldım. Hani 5'i alıp 4'e götürüyorduk ya. Şimdi 4'ü alıp 5'e götürürsen de 4'ün f altındaki ters görüntüsünü bulmuş olursun. Ve buna da 5'tir diyebilirsin. Şimdi devam fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Buna göre fx artı 1 eşittir 2 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? fx artı 1 eşittir 2'yi sağlayacak. Peki, peki. 2 dediğimiz şeyler. Yani 2 dediğimiz görüntüler nerede? Şurada. Ve bunun için bir şu var, bir bu var, bir de bu var. Bu fx'in grafiği. fx'i 2 yapan değerler hangileri? Eksi 1, 1 ve 4. Eksi 1, 1 ve 4. Şimdi diyor ki bunların toplamını sormuyor ama. Ne demiş bize? fx artı 1 eşittir 2 demiş. Burası fx. Burası fx artı 1. x artı 1'i eksi 1 yapan değeri bulmamız lazım ki eksi 2'dir. x artı 1'i 1 yapan 0'dır. x artı 1'i 4 yapan x değeri de 3'tür. İşte bunların toplamı istenmiş sevgili gençler. 3 artı 0 artı eksi 2'den cevabımız nedir? 1'dir. Bakın buna dikkat ediyorsunuz. fx'in grafiği verilmiş ama fx artı 1 üzerinden yorum yapıyor. Tamam bunlara dikkat ediyorsunuz. Aşağıda fx artı 2'nin grafiği verilmiş. Tamam. Buna göre F -1 ile f-1 ile f1'in toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi. Şimdi. f-1 lazım bana. Değil mi? Yalnız şöyle bir durum var. Eksi 1'i elde edebilmek için. Eksi 1'i elde edebilmek için. Ben burada ne yazmam gerekiyor x gördüğüm yere? Ne yazarım? Eksi 3. Üç. Eksi 3'e bakarsın. Nereye gitmiş? Eksi 1'e. Demek ki burası eksi 1'miş. Bakın normal şartlar altında. Şurası fx olmuş olsaydı. f-3 eşittir eksi 1'dir diyecektik. Ama burası fx artı 2 arkadaşlar. Burası fx artı 2. Dolayısıyla ben diyorum ki f 1'i elde etmek için x gördüğüm yere ne yazmam lazım diyorum. Eksi 3. Eksi 3'e bakıyorum eksi 1 ekmiş. O zaman f eksi 1'de f 1 f 1 -1'de, 1'de eksi 1'dir diyorum. Şimdi bize f1 lazım. x gördüğüm yere eksi 1 yazmam lazım ki ben f1'i elde edeyim. Eksi 1 nereye gitmiş? Sıfıra. Demek ki burası da sıfırmış. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. Cevap eksi 1'dir diyebiliriz sevgili gençler. Bu arada Konuyla çok çok alakasız eminim. Ama kanalıma abone olup bu videoyu da beğenirsen o muntazam olur. Yemin ederim. Deli dehşet fonksiyon anlattım. Deli dehşet fonksiyon anladın. Ee, mutlaka ama mutlaka işine yarayacaktır. Abone olmasan da olur ya. Saçmalıyorum. Ee, ve dediğim gibi sevgili gençler. Mutlaka ama mutlaka videoyu hakkıyla izleyin. Tamam mı? Gelmişiz 35. sayfaya. 5 sayfa kalmış ama bu videoyu hakkıyla izleyin sevgili gençler. Anlamadığınız yerler varsa dönüp tekrardan mutlaka izlemeyi unutmayın. 36. sayfamızdayız. İlk soru. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. f fonksiyonu eksi 2 ile sonsuz aralığından reel sayılara tanımlanmış. Buna göre demiş 3 tane öncül vermiş hangileri doğrudur? Şimdi f0 nerede? Negatif. Aşağı kısmında x ekseninin altında. f-1. Eksi 1 nerede? Burada. f-1'in görüntüsü nerede? Burada. Buraya mı gitmiş? Bu da negatif. Eksi ile eksinin çarpımı sıfırdan büyüktür diyor. Doğru. f-2. F-2 sıfır sevgili gençler. F-2 nerede? Bakın F-2 de burada bir yerde. Nerede? Negatif. Sıfır negatiften küçük olabilir mi? Olmaz hocam saçmalamayın. Evet bence de olmaz. Sildik. 5'in F altındaki ters görüntüsü 4'tür. 5'in 5 F altındaki ters görüntüsü. Yani 5'i buradan alacaksın. Buraya getireceksin. Nereye gelmiş? 4'e. O zaman doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacak sevgili gençler. Şunu unutmayın fonksiyonlarda. Grafik verildiyse neredeyse her şey verilmiştir. Grafikli sorular basit sorulardır. Ama genelde öğrenciler grafikli soru görünce of ya ben fonksiyon bilmiyorum diyorsunuz ama arkadaşlar kendimizi kandırmayalım. Siz fonksiyon biliyorsunuz, fonksiyon öğrenebilirsiniz, fonksiyonu herkes yapabilir. Şuradayız. fx ve gx fonksiyonu verilmiş olsun. fx eşittir işte gx denkleminin kökleri çok önemli. Bu iki fonksiyonun grafiklerinin kesim noktalarının apsisleri sevgili gençler. İki tane grafiği üst üste çizdiğin zaman kesiştiği yerler bu denklemin oluşacak denklemin fx eşittir gx denkleminin kökleridir arkadaşlar. apsisleri bunların kökleri olur. Eğer ki fx eşittir gx denkleminin kökü yoksa bu iki fonksiyonun grafiği de kesişmez. Kaç noktada kesişiyorsa o kadar kök vardır çünkü. Şimdi örneğin şurada bir grafik verilmiş f ve g için. Yukarıda grafiği verilen fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri iki noktada kesişmekte. Buna göre fx eşittir gx denkleminin iki kökü olup bir tanesi eksi 2'dir. Bakın eksi 2 hapsis nokta. Diğeri de 5'tir. 5 apsis noktada kesiştikleri için. Anlaştık mı? 37. sayfamızdayız. F fonksiyonun grafiği verilmiş. x eşittir eksi 2. fx eşittir eksi 2 denkleminin kaç tane kökü vardır? fx eşittir eksi 2 nerede? y ekseninde. Hemen eksi 2'ye yani eksi 2'den geçecek şekilde paralel çiziyorsun. Bunu şöyle yapsak daha tatlı olur. Şöyle bir pa paralel çizdik x eksenine. Ve sevgili gençler bu fonksiyonun böyle devam ettiğini unutmayın. Bunun kaç tane kökü vardır diyor. Arkadaşlar eksi 1 de bakın tek noktada kesişir. Teğet olduğu için. Burada da tek noktada kesişir. Dolayısıyla iki tane kökü vardır diyebiliriz. 2 noktada kesiştikleri için. Unutma. Bir fonksiyonun grafiğinde fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesinin elemanlarına f fonksiyonu sıfırları denir. Bunu polinomlarda çok fazla duyacaksın. Polinomun sıfırları dediği zaman polinomun köklerini anlayacaksın. Fonksiyonun sıfırları dediği zaman fonksiyonun köklerini anlayacaksın. Fonksiyonun sıfırları dediği zaman ekstradan anlaman gereken bir şey var mı? Var. Grafiğinin x eksenini kestiği noktalardır sevgili gençler. Bunun sıfırlarının toplamı sorulmuş. Hadi bakalım şimdi. Eksi 3'te, eksi 1'de ve 4'te x eksenini kestiği için bunları toplayacağız. Eksi 3 eksi 1 daha eksi 4 4 daha kaç yapar sıfırdır. Sıfırların toplamı sıfırdır sevgili gençler. 38. sayfamdayım. 3 tane fonksiyon vermiş bunların grafiğini çiz demiş. Hadi bakalım. Şunun grafiğini çizelim. X'e bir tane 0 veriyorduk. Eksi 10'dan geçiyordu. X'e 1 veriyordum. Eksi 8'den geçiyordu. Doğru mu? Doğru. O zaman şuraya yapalım şimdi. 0 verdim. Eksi 10'dan geçti. Şurası eksi 10 olsun. 1 verdim eksi 8'den geçti. Şurası eksi 8 olsun şurası da 1 olsun. Şuradan ve şuradan mı geçmiş? O zaman ikisinden geçen doğruyu çizersem ben bu fonksiyonun grafiğini çizmiş olursun. İşte bu çizdiğimiz doğru fx'in grafiğidir. Bu 1. İkinci olarak r eksi 3'den r'den 3'e bir fonksiyon ve tüm görüntüler 3'müş. O zaman 3'ü buraya çizersin. Tüm görüntüler 3 eğer. Ve fonksiyonun grafiği budur dersin. X eksenine paralel olacak şekilde. Neden böyle oldu? Şundan kaynaklı. Eksi 8 verdi 3'ten geçti. Eksi 7'de 3'ten geçti. Eksi 1'de 3'ten geçti. 0 için 3'ten geçti. 1 için 3'ten geçti. 2 için 3'ten geçti. 5 için 3'ten geçti. Hepsinin görüntüsü 3 olacak sevgili gençler. Bunu da çizdik. Şuna bakalım. R'den R'ye 4x. Bir kere yanında artılı eksili hiçbir şey yoksa tek başına bu şekilde 4x diyorsa mutlaka ama mutlaka orijinden geçer. Yani sıfır için sıfırdan geçecek. 1 için nereden geçer? 4'ten geçer. O zaman şurayı da işaretlersin hem orijinden hem de buradan geçen doğru şudur sevgili gençler. Tam çizemedim. Şöyle yapalım. İşte bizim fonksiyonumuzun grafiği budur diyebiliriz. Peki hocam bunlar kolay da şunu çizelim. R'den R'ye mutlak x artı mutlak x eksi 2 fonksiyonunun grafiğini çiziniz demiş. Hadi bakalım. Şimdi burada iki tane kritik noktamız var. Bunu unutma. Birinci kritik noktamız şunun içini sıfır yapan değerdir. Sıfır İkinci kritik noktamız da 2'dir. Demek ki bizim fonksiyon 0 ve 2 için parçalanacak. Şimdi, bir tane basit bir şekilde, bakın parçalı fonksiyon oluşturmamıza da öyle yazılar yazmamıza gerek yok. Şöyle bir sayı doğrumuz olsun. Birinci kritik noktamız 0'dı, ikinci kritik noktamız da 2'ydi. Şimdi Ben diyorum ki, 0'dan küçük sayıları düşünelim. 0'dan küçük sayılar alındığı zaman burası nasıl dışarı çıkar? Eksi x diye çıkar. Burası nasıl dışarı çıkar? 2 eksi x diye çıkar. Bu ikisini toplarsam bakın toplamış arada. Toplarsam ne olur? Eksi 2 x artı 2 olur. Burası 1. 2. Sayımız 0'dan büyük ama 2'den de küçükse. Burası olduğu gibi çıkar. X. Diğer taraf 2 eksi x diye çıkar. Eksi x ile artı x gider. Burada 2'ymiş arkadaşlar. Bu da 2. Bir de 2'den büyükse nasıl çıkar olduğu gibi. X artı x eksi 2. Toplarsak ne olur? 2 x eksi 2 olur. Bu da 3. 3 tane grafik çizeceğiz. Birinci çizeceğimiz grafik sıfırdan küçük değerler vereceğiz buraya. Sıfırdan küçük değerler verirsek de yani sıfırın sol tarafında olacak. Sıfırdan küçük değerler bir tane eksi 1 verelim. Eksi 1 verirsem sevgili gençler ne olur? Ee, eksi 1 kere eksi 2. 2 iki artı 2'den 4 mü gelir? Eksi 1 için 4'ten geçiyormuş. Şöyle yaptım. Şuradan geçer. Peki 0 için nereden geçer? 2'den geçer. 0 için de 2'den geçiyormuş sevgili gençler. Şöyle. Tamam. Bu bir. İkincisi şuraya bakalım. 0 için 2'den geçiyor. 0 ile 2 aralığında. Hatta ben bunu önce çizeyim isterseniz. Şöyle bir şey yaparsak. ikinci bir ilk grafiğimiz bu. 0'dan küçük değerler için 0'dan küçük ne taraf? Şu taraf bakın. X ekseninde 0'dan küçük değerler için fonksiyonun grafiğini oluşturdum. 0 ile 2 aralığında fx eşittir 2'ymiş. Yani 0'dan 2'ye kadar şöyle çizeceksin. Hop tamam. Ve şurası ne olacak? 2 olacak. 2'den sonra da 2x eksi 2'nin grafiğini çizeceksin diyor. 3'ü yerine yazalım bakalım. 2 kere 3 6. 2 çıkardım 4. Yani 3 için 4'ten geçecekmiş. Şu şekilde. E burası da böyleydi zaten. Bu ikisinden geçen hangisi vardır? Şu vardır. İşte sevgili gençler. Şu sarı ile işaretlediğim grafik benim fonksiyonumun grafiğidir diyeceğim. Burayı bu şekilde parçaladıktan sonra geri kalan zaten şunların aynısı sevgili gençler. Anlaştık mı? Geçtim 39'a sondan bir önceki sayfa. Aşağıda hızları eşit ve 40 km bölü saat olan X ve Y araçları gösterilmiş. X aracı sadece A ve B kentleri arasında gidip gelmekte. Y aracı ise A ve C kentleri arasında gidip gelmekte. Bakın X aracı A ve B kentleri arasında gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Y aracı da A ile C arasında gidip geliyor gidip geliyor gidip geliyor. Tamam. Bunu bu şekilde görsellendirebiliriz. Buna göre 6 saatlik hareketleri süresince X ve Y araçlarının B noktasına olan uzaklıkları toplamını gösteren grafik hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bir düşünelim bakalım. Hızları eşit ve 40 km bölü saatmiş. Bir kere ikisi de aynı anda harekete başlıyorsa tamam ikisi de aynı harekete başlıyorsa B noktasına olan uzaklıkları toplamı nedir? B noktasına olan uzaklıkları toplamı. 120 artı 120'den 240 ile başlayacağız bir kere. X'in B noktasına olan uzaklığı ilk, ilk etapta 120 bunun da 120. 120 artı 120'den grafiğimiz 240'tan başlayacak. 240'dan başlamış, 240'dan başlamış, 240'dan ve 240'dan başlamış, 120'den başlamış chart gitti. Eledik. Peki. Daha sonrasında 0'a kadar düşecek. Sonuçta X de buraya kadar geliyor, Y de buraya kadar geliyor. 0'a kadar düşmemiz lazım. 160'a kadar düşmüş gitti. 0'a kadar düşmüş. sıfıra kadar düşmüş. 0'a kadar düşmüş ve 3 saatin sonunda sıfıra kadar düşüyorlardı. Çünkü 120'yi 40'a bölersek 3 buluruz. 3 3 ve 3. Bunda da sıkıntı yok. Son olarak A x e, x aracı buraya kadar geldi. Buradan böyle devam ediyor. Y aracı buraya kadar geldi. O da buradan bu tarafa doğru devam ediyor. Tamam mı? 2 saat sonunda C'ye gelir. 2 saat sonunda Y aracı C'ye gelir. 2 saat sonunda da bu da 80 km buradan açılmış olur. Ve artık 80 artı 80'den aralarındaki maksimum uzaklık 160 kilometre olur. 160'a kadar çıkmamız lazım sevgili gençler. 3'ten 5'e 160'a çıkmamız lazım. 3'ten 5'e 160 olabilir. 3'ten 5'e 160 olabilir. 3'ten 4'e 160 demiş gitti. B veya D şu an cevabımız. Peki. Peki. 3'ten 5'e gittik. 5. saatten 6. saate kadar aralarındaki mesafe sabit midir? Şimdi bakın burayı dikkatle dinleyin. Şurayı bir sildim. Şimdi 5. saatin sonunda y burada. X şuralarda bir yerde. Şurası da 80 km. Ve şurası da 40 km. Tamam mı? Şimdi bakın. Bu adam x aracı bu tarafa doğru giderken bu da bu tarafa doğru giderken aralarındaki hız ee, hızları sabit olduğundan ve eşit olduğundan aralarındaki mesafe hep aynı olmaz mı? Hep aynı olur. Demek ki o bir saatlik zaman diliminde sabit bir şekilde hareket edeceğiz ki burası 3'ten 5'e değil 3'ten daha öncesine çıkmış zaten bunu elememiz gerekiyormuş. O sabittik yani şuradaki yerde bunu ifade ediyor sevgili gençler. İlk 6 saatlik periyotta bizim e, aralardaki mesafelerin yani B'ye olan uzaklıkların toplamı grafiği bu olacaktır sevgili gençler diyebiliriz. Ha bu arada biz ne dedik? Aralarındaki mesafeye göre yapmadık aslında. E, tamam sorumuz B noktasına olan uzaklıktı değil mi? Çok özür diliyorum. Ki aynı şey olur sanırım ya aynen. Y buradayken x buradayken. Bu B'ye olan uzaklığını ne kadar açıyorsa bu B'ye olan uzaklığı o kadar kapatıyor. Dolayısıyla yine aynı şekilde olacaktır. Cevabımız Bursa seçeneğidir diyebiliriz. Güzel. İlk etapta yanlışlıkla doğru yaptık. Daha sonrasında doğru şekilde doğru yaptığımızı gördük. Son sayfamız. Hocam ÖSYM nasıl sorar? Sınavda nasıl çıkar diye bir kısım yok mu? Arkadaşlar sınavda çıkacak her şey ama her şey bu foyun içerisinde zaten fazlasıyla mevcuttu. 40 sayfadan fazla da yapmak istemedim. Ama dediğim gibi zaten çok bol bir şekilde örnek çözdük. Sınavda da bunların fark, bunlardan farklı bir şey çıkmaz sevgili gençler. Şimdi bundayız. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Ona göre hangisi yanlıştır? f2 ile f10 birbirine eşittir demiş. Bak 2 burada. 10 da burada. Varsayalım. f2 5'miş. f10 da 5'miş. Doğru mu? Doğru. Eksi 2 ile 0 aralığında fx 0'dan büyüktür diyor. Eksi 2'den Eksi 2'den sıfıra kadar. Eksi 2 dahil mi? Dahil. Sıfır dahil mi? Dahil. Peki bu aralıkta fx sıfırdan büyük veya eşit mi? Ya sıfır ya da hep sıfırdan büyük. Bakın gördünüz mü? Hep x ekseninin üstünde. Bu da doğru. Fonksiyonun alabileceği en küçük değer sıfırdır. E, buraya bakıyorsun gerçekten alabileceği minimum değer sıfırmış. Doğru. Fonksiyon bire birdir. Arkadaşım çek yatay doğru testini. Bak burada bir, burada iki noktada kesti. Hatta şuradan çek Bak sonsuz tane noktada kesti. Dolayısıyla bu fonksiyonun birebir olma gibi bir lüksü yok. Cevap denizdi. Edirne'ye de bakalım. fx eşittir 1 bir denkleminin birbirinden farklı iki tane kökü vardır. Hemen şurayı temizleyelim. fx eşittir 1 denklemin dediğine göre şurası 1 noktası olsun. Şöyle bir tane paralel çiziyorsun. Şurası 1 diyorsun. Tamam. E, kaç tane kökü varmış? 1. 2 tane kökü vardır. Bize ne demiş? Birbirinden farklı iki kökü var. Doğrudur sevgili gençler. Cevabımız neymiş? Denizi seçeneğiymiş. Evet. Bu haftayı bitirdik. Bu haftayı tükettik. Ee, yoğunluktan kaynaklı sevgili gençler biraz da geç yüklemek zorunda kaldım videoyu. Hani e, siz şu an Perşembe günü izliyorsunuz videoyu. Ben normal şartlar altında Cumartesi, Pazar günleri çekiyorum videoları. Ee, ama Perşembe izliyorsunuz. Düşünün Cumartesi'den Pazar'dan bu yana YouTube'a ayıracak vakit bulamadım. Genelde şehir dışında ve e, ofiste oluyorum. Ama genelde şehir dışında oluyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Dolayısıyla ancak e, yani şu an nasıl diyeyim şu an bu videoyu izliyorken ben daha yeni şehir dışından gelmiş olacağım. Bilgisayarım yanımda yoktu. E, Laptop'a keşke atsaydım. Bir kafe, bir restoran, bir şey bulup e, veya oteldeyken yükleyebilirdik sevgili gençler. Ama dediğim gibi Akıl edemedim bunu. Tekrardan kusura bakmayın. Ee, bu hafta böyle oldu. Sabah değil. Öğleden sonra veya akşam yüklemiş olduk bu videoyu. Dolayısıyla sevgili gençler affınıza sunuyorum. Bundan sonraki haftalarda yine daha öncesinden planlamaya çalışırım. Ee, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bu arada verilen ödevleri yapmayı unutma. Artık bu hafta yani iki hafta boyunca video yok 2 hafta sonra video gelecek ve sonra 2 hafta boyunca da acil TYT'de soru bankasındaki soruları çözeceksin. Şimdiye kadar geldiğimiz, kampta geldiğimiz konuların tüm sorularını çözeceksin. Ee, verdiğim ödevi de yine topluluk kısmından sayfa numaraları olarak paylaşırım sana. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.